İyi geceler sayın seyirciler, hoş geldiniz. Gün biterken bugün Cuma, ben Hande Aydemir. İlk olarak haberler diyeceğiz, sonrasında uzman konuklarımızla birlikte gündüzden geceye neler olduysa teker teker konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa ile ilgili konuştu. Yeni ve sivil anayasamıza kavuşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Kuzey Marmara Otoyolu Habibler Kavşağı, Hastal Kavşağı'nın açılışını yaptı. Törende anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle istikrar ve güven iklimini garantiye alan ülkemizi inşallah geleceğimize çok daha güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasasına da Cumhur İttifakı ile başlattığımız çalışma ile birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak, STK'larla birlikte milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında bir reform paketini daha meclise götüreceklerini söyledi. Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP iktidarı olursa HDP'ye iki bakanlık verecek belgeler var açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi'nden cevap geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yok öyle bir şey, belgesi varsa ortaya koysun dedi. Cumhuriyet Halk Partili iki isim Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin CHP iktidarında HDP'lilere bakanlık verilebileceği sinyalini vermişti. HDP'ye neden bakanlık verilmesin açıklaması yapmışlardı. Benzer bir açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık vereceğini söyledi. Kandil'in isteğini yerine getirecekler dedi. Bununla ilgili belgelerin olduğunun altını çizdi. Soylu'nun o açıklamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Nerede bu belge diye sordu. Belgen varsa koyarsın ortaya dedi. Getirsin belgeyi koysun. Nerede bu belge? Ben de merak ediyorum. Sen İçişleri Bakanı değil misin? Belgen varsa koyarsın ortaya. Öyle bir belge olsa sabah akşam her tarafta yayınlanmıştı. Kim vermiş öyle bir söz? Kim öyle bir taahhütte bulunmuş? Yok öyle bir şey. Ben o tür sahte belgelerle çok karşılaştım. Hakkında en çok karalama kampanyası yapılan genel başkan benim. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararları istinaf mahkemesince bozulmuştu. Yeniden görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme Osman Kavala tutuklu kalacak dedi. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararları istinaf mahkemesince bozulmuştu. Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora ile 14 sanığın yargılandığı dava yeniden görüldü. Davanın ilk duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi. Savcı mütalaasında çarşı davası dosyasının incelenmesi ve Kavala'nın tutukluluğunun devamını istedi. Bir hedefi vardır. Hedefi olmayan toplumlar... Mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi. Davanın 35 sanıklı çarşı davasıyla birleştirilme talebinin ise değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti Kavala'nın ise oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 6 Ağustos tarihine bırakıldı. Bir yanda ateşkeslendi ama diğer yanda İsrail polisi Cuma namazının Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlilere saldırdı. 20 kişi yaralandı. Ateşkes umursanmadı. Saldırılar devam etti. Abluk altındaki Doğu Kudüs'te tansiyon bir kez daha yükseldi. Binlerce Filistinli Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namaz sonrası cemaat avluda toplandı. İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes kutlandı. Kutlamalar sırasında İsrail polisi Filistinlilere saldırdı.
Kalabalığın üzerine ses bombası atıldı. Plastik mermiyle müdahale edildi. Sert müdahaleye rağmen grup dağılmadı. Bu sefer de Eskişehir bölgesine doğru yürüyüşe geçildi. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara akın etti. Temas mesafesi unutuldu. Güneşi görünce sahiller doldu. Gruplar halinde oturan vatandaşlar koronavirüse davetiye çıkardı. Görüntüler Kocaeli'nin İzmit ilçesinden. Havaların ısınmasıyla vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara akın etti. Çimlerde oturarak vakit geçiren pek çok kişi mesafeyi unuttu. Özellikle de gençlerin birçoğunda maske yoktu. Türkiye'nin koronavirüs yüzünden son 24 saatte 214 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 9.528'e düştü. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 214 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 45.840'a çıktı. 218.846 kişiye test yapılırken vaka sayısı günlük 9.528'e düştü. Salgının başlangıcından bu yana Türkiye'de görülen vaka sayısı 5.169.951'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 1977 olarak açıklandı. Hastalarda zatüre oranı ise %3,2. 8.852 kişi virüsle mücadelesini kazandı. Toplam iyileşenlerin sayısı ise 4.998.639'a çıktı. Türkiye'de salgının başlangıcından bu yana toplam 51.950.729 test yapıldı. Kısa bir reklam arası. İlk olarak koronavirüs salgınında bugünün sayılarına bir bakalım. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı bizimle birlikte. Hocam iyi geceler. Rende Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağolunuz. Hocam, bugün Türkiye'de koronavirüste son 24 saatte 9.528 yeni vaka görülürken 214 kişi de hayatını kaybetti. Şimdi günlük 60 binleri gören vaka sayılarını nihayet geride bıraktık ve vaka sayıları şu an için 10 bine düştü. Umarım böyle de devam eder. Yani düşüş, bu hız bizim için sanki güzel. Ama 5 bin ifadesi var biliyorsunuz. 5 binin de altına düşer fakat bu düşüşün kalıcı olabilmesi için hangi tedbirleri bizim uygulamamız gerekiyor? İşte maske, mesafe ve temizlik bizler için zaten 1,5 yıldır çok önemli. Aşılama da devam ediyor. Keza Uğur Şahin'in de yapmış olduğu ve Bakan Koca'nın da yapmış olduğu açıklamalar var. Ama bu rölantide tutabilmemiz için bizim artık neler yapmamız gerekiyor? Bundan sonra aslına bakarsanız ben hani açılmanın daha erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim hedeflediğimiz oran aslında 5000 de değildi. Şu anda geldiğimiz nokta Türkiye ortalaması olarak haftada 100.000'de 80 civarında bir oran. Bunun daha da düşmesi 100.000'de 25 hatta onun altına düşmesi gerekiyordu. Daha önceki yayınlarda da hep sizinle bunu konuşmuştuk zaten. Bu da işte 1200-3000 arası bir olgu sayısı demektir. Hani oraya kadar biraz daha devam edebilmemiz gerekiyordu ama işte ekonomik nedenler veya başka nedenlerden dolayı tekrar bir kısıtlamaların gevşemesi ki özellikle 1 Haziran'dan sonra da büyük olasılıkla dün Sağlık Bakanı'nın da açıkladığı gibi daha da gevşemeler oluşacak. Orada Sağlık Bakanı'nın açıkladığı basın açıklamasında yaptığı bir konuşma vardı. Geçen sene de benzer bir açıklamayı yapmıştı. O zaman adı yeni normaldi. Şimdi kademeli normalleşme oldu. Hani biz sürekli bir isim buluyoruz zaten buna. Orada şunu söyledi. Bundan sonra kişisel tedbirler ön plana çıkacak ve vatandaşların dikkat etmesini isteyeceğiz dedi. Geçen yılda bence işte Sağlık Bakanı'nın bugüne kadar söylediği en doğru sözlerden bir tanesi olan bu pandemi dönemi boyunca insanlar kendi güvenlik çemberi içerisinde yaşamayı öğrenmek zorunda sözü vardı. Bundan sonra da önemli olacak olan o ama ben hani bunun tek başına vatandaşların üzerine yüklenmesinin biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu vatandaşların sorumluluğuna verildiği zaman
daha önce de yaşadığımız gibi bazı artışlar gözlemleyebiliyoruz ki bizim açımızdan sıkıntı yaratıyor bu. Şu anda en önemli avantajımız mevsimsel avantaj. Yani açık alanların daha iyi olabilmesi, daha rahat olabilmesi, ona yönelik önlemler alınabilir. Yani açık alanların açılması olabilir ama kapalı alanlarda bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Ama önemli olan şu anda insanların kendi kişisel önlemleriyle bu pandemi koşullarında yaşamayı öğrenebilmesi. Peki. Şimdi BioNTech firmasıyla toplam 120 milyon doz aşılık yapılan bir anlaşma var. En kısa zamanda bekliyoruz aslında peyderpey gelmesini. Sinovac ve Sputnik aşılarıyla da yapılan yeni anlaşmalar var mı hocam? Çünkü Sputnik Türkiye'de üretilecek denmişti. Bununla ilgili ilerlememiz hangi boyutta? Haziran ayında Türkiye'de aşı bolluğu olacak diyebilir miyiz? Şimdi Hande Hanım, orada da hep şüphelerim var benim. Çünkü bugüne kadar birçok söz verildi, birçok söz tutulmaya çalışıldı ama bir türlü olmadı. Yani artık biraz gerçekçi olmak gerekiyor ve hani gelmeden hani ne yapabiliriz, ne yapmalıyızı tartışmak çok da şey gelmiyor bana, doğru gelmiyor. Evet, dün Uğur Şahin bir açıklama yaptı ve evet 120 milyon doz, aslında 90 milyon doz, o da 30 milyonu opsiyonel olarak sene sonuna kadar gelebilecek dendi. Ama 90 milyon doz bile çok iyi bir dozdur. Umarım gelir. Bunun ilk 30 milyonun Haziran ayında geleceği söylendi. Burada birkaç strateji var. Yani yapılabilecek yöntemlerden bir tanesi İngiltere'nin yaptığı veya başka ülkelerin yaptığı gibi her bir dozu bir kişiye yaparak 30 milyon kişiye aşılamak ve daha sonra gelecek olanlarla da ikinci dozu yapmak. Diğeri ise işte bunu ikiye bölüp 15 milyon kişiye yapıp iki doz şeklinde hani elimizde saklayarak, tutarak yapabilmek. Ama ben birinciden yanayım. Eğer bunu yapabilirsek, şu anda baktığımızda Türkiye'de 20 binin üzerinde aile sağlığı merkezi var. 20 bin civarında da hastanelerde, hani özel, kamu ve üniversite hastaneleri olmak üzere aşı polikliniği var. Yani 40 binin üzerinde aşı yapabilecek merkeze sahibiz. Şimdi bunların da 15 dakika veya yarım saatte bir aşı yaptığını düşünürsek, o zaman Haziran ayı içerisinde eğer gelirse dozlar, aşılar, biz bayağı ciddi bir aşı oranını tutturabiliriz. Ben bakanın söylediğine tam katılamıyorum. Yani günde 1,5 milyon dozdan bahsediyor yapmaktan. Ama günde 400-500 bin civarında rahatlıkla bu dozu yapabiliriz. Böylece kabaca hesapladığımızda Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta eğer aşılar gelir ve biz 45 milyon civarında bir aşılama gerçekleştirebilirsek sonbahara doğru rahatlamış oluruz. Bunlar sadece, bakın, teorik olarak konuşuyorum. Evet. Ama hocam, pratik süreçte peki göreceğiz şunu sormak bunu. İstiyorum. Eğer aşımız var ise 1 milyon aşı yapamıyor muyuz? Bizim buna altyapımız yeterli mi? Yoksa siz aşı olmadığı için mi bunu söylüyorsunuz? Altyapıda mı sıkıntı var? Aslına bakarsanız altyapımız yeterli. Yani bunu yapabiliriz, bunu arttırabiliriz ama ben birçok faktör giriyor işin içine. Örneğin şu anda bizim Türkiye'de bugüne kadar günlük en fazla yapabildiğimiz doz miktarı 200 bin civarında, 200-250 bin civarında. O da sağlık çalışanları aşılanırken yapıldı. Yani sağlık çalışanları biliyorsunuz aşı olmaya öncelikli olarak gittiler ve oldular. Hemen aşılarını oldular. Anımsayın, bu aşı kampanyası ilk başladığında birdenbire çok ciddi sayılarda aşı yaparak dünyada en ön sıralara geçmiştik. Fakat daha sonra işte aşı tedarikindeki zorluklar nedeniyle biraz geriye gittik ama bunda bir faktör daha var. İnsanların aşıya da gönüllü olması gerekiyor. Yani bizim çok ciddi bir kampanya yürütebilmemiz gerekiyor. Şu anda 65 yaşın üzerinde bile %80 orana ulaşabilmiş durumdayız. O da işte ikna çalışmalarıyla, insanların ayağına giderek, oralarda aşı yaparak bu oranlara ulaştık. Şimdi bu yaş oranı küçüldükçe, bu yaş aralığı, bu tereddütler artmaya başlıyor. İnsanlar aşı olmamayı tercih etmeye başlıyorlar. Bizim hep bu faktörleri de düşünerek hareket etmemiz ve gerekirse bu aşı merkezi sayısını insanların ayağına gidecek şekilde arttırabilmemiz gerekiyor. Burada da sağlık çalışanlarına her zaman olduğu gibi çok büyük görevler düşüyor. Yani belki de önemli bir sağlık çalışanı ordusunu aşı yapmak için seferber etmemiz gerekiyor. Hani köylerde, kasabalarda, ilçelerde, her tarafta. Şimdi böyle düşünürseniz şu anda hani Avrupa ülkelerinde bile maksimum Almanya şu anda 800 bin civarında aşı yapıyor. Neredeyse sokakta bulduklarını bile aşılayarak yapıyor.
Hani ben bakanın açıklamalarını umut verici ve iyimser buluyorum. Onun heyecanını da anlıyorum ama hani iş pratiğe döndüğünde o kadar olmuyor. Hani beklentilerimizi karşılayacak düzeyde olmuyor. Ama bakın 500 bin sayısı bile bence çok iyidir. Yani 500 bin günlük eğer aşı yapabilirsek bu bile bizim açımızdan gerçekten muhteşem bir rakam olur. Peki hocam, şimdi ülkenin kaçı aşılandı ve bu sayı kaç olması gerekiyor? Bizim böyle bir istatistiğimiz vardır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şu anda yaklaşık 12 milyon civarında ikinci dozunu olan insan var. İkinci dozunu da olan insan var. Yani ortalama olarak %13'ler civarındayız. Bir yaklaşık %10 civarında da hasta olanları eklersek bunun üzerine, ki onların da bir grubunun aşı zamanı tekrar geldi. Hasta olsalar bile bir yıl önce olmuşlardı. Ama gene de şu anda ülkedeki bağışıklık oranımızın %20'ler civarında, 20-25'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu oranı %70-75'lere çıkartmamız gerekiyor. %70 yani aşı olması gereken nüfusun %50'sini aşılamamız gerekiyor. Bu da yaklaşık 40 milyon civarında bir sayı yapar. 40 milyon civarında insanımızı aşılamalıyız. Tabii ki bir de şu da önemli. Örneğin ben aşımı Ocak-Şubat'ta oldum. Yani birinci dozu Ocak'ta, ikinci dozumu Şubat'ta oldum. Ve 6 ay geçtikten sonra diğer aşı zamanım geliyor. Yani bir daha yaptırmam gerekecek bu aşıyı. Şimdi bunları da hep hesaba katmamız gerekiyor. Yani hani o dönemlerde aşı olan insanların ve özellikle sağlık çalışanlarının koruyuculuklarının devam edebilmesi için tekrar bir aşı yapılmaları gerekiyor. Allah'tan imdadımıza Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalar yetişti. Ve o çalışmalara göre artık şunu biliyoruz. Örneğin tek aşı olmuşlar veya daha önce hastalığı geçirenlere tek doz mRNA aşısı, yani BioNTech aşısı yapmanın koruyuculuğu hemen hemen sağladığı gösterilmiş durumda bir takım çalışmalarla. Böyle bir şansımız var. Yani ben tek doz bir mRNA aşısı yapılarak belki de koruyuculuğumu bir 6 ay, belki bir yıl daha ileriye atmış olacağım. Böyle bir durum da söz konusu. Yani aslına bakarsanız bizim 40 milyon civarında insanımızı, 40-45 milyon civarında insanımızı aşılamamız gerekecek. İnşallah. Var mı sorumuz? Yok. Size? Konuklarımdan sorumuz var hocam. Tamam. Hocam merhabalar. Merhaba. Aşıyla alakalı şöyle bir şey de dolaşıyor. Hani bunu netleştirmek için soruyorum. Yani aşı bulaşı engeller mi, yoksa çok düşük bir engelleme şeyi gücü var. Dolayısıyla aslında hani bizim tam manasıyla eski hayatımıza işte mesafeyi, maskeyi vesaire falan, bunları artık tamamen normal hayatımıza dönmemiz için yani aşılanma oranı tek başına yeterli midir? Yoksa çünkü entübe vakaların ve işte çok ağır geçirilmesini aşının engellediği, fakat bulaşın engellenmesi konusunda aşıların yeteri kadar, en azından beklendiği kadar etkili olmadığı gibi bir kanaat de var bazı kesimlerde. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Şimdi haklısınız. Bu inaktive virüs aşıları açısından böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Çünkü bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Hani aşının engelleyip engellemediği konusunda bulaşı. Ama mRNA aşıları ile ilgili böyle bir çalışma var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalar var. Yurt dışı kaynaklar, ciddi bilimsel dergilerde yayınlanan kaynaklar bunlar. Orada diyor ki mRNA aşıları bulaşı da engelliyor. O nedenle zaten gerek İngiltere'de gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşı oranları tutturulan, toplumsal bağışıklığın tutturulduğu yerlerde maskelerin yavaş yavaş çıkartılması artık gündemde. O anlamda mRNA aşısı bizim açımızdan da iyi olacak. Örneğin İsrail'de benzer bir durum söz konusu. Orada yapılan gerçek yaşam verileri de bunu gösterdi. Çünkü onlar çok önemliydi. Hani faz çalışmaları dışında gerçek yaşamdaki verilerin ne olduğuna ilişkin yayınlar da yapılmaya başlandı, yayınlanmaya başlandı. Bilimsel çalışmalarda engellediğini iddia ediyorlar, kanıtlamış durumdalar. Bence bu da iyi bir gelişme. Tabii şöyle bir şey de, eğer Hande Hanım izin verirseniz birkaç şey söylemek istiyorum. Evet hocam. Şimdi bu patent sorunu çok tartışıldı. Evet. Onun dışında işte dünyanın geri kalan bölgelerinde aşıya erişim çok tartışıldı. Ve bunun nasıl aşılacağı. Çünkü şimdi biz
aşılandık, tamam, bizim ülkemizde sorunu ortadan kaldırdık. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Avrupa ülkelerinde. Fakat şu anda hala aşıya ulaşamamış çok ciddi sayıda ülke var. Ve bizim hastalığı aslında engelleyebilmemiz, dolaşımını engelleyebilmemiz için bu ülkelerin de aşıya ulaşabilmeleri gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili çalışmaları var ama yeterli değil. Ve bu biraz şey yönünde gelişiyor. Hani böyle bağışlarla gelişiyor. Yani sanki hani gönüllerinden ne koparsa mantığıyla gelişiyor. Ama ben artık bunu da tartışmamız ve bunun da ortadan kaldırılması için adım atılması gerekir. Yani o teknolojinin transferi ve aşının bizde üretilmesini de zorlamalıyız. Bundan sonraki adımın ne olması gerekir? Çünkü birilerine muhtaç olarak her seferinde, bakın, yaklaşık 6-7 aydır, hatta daha uzun bir süredir aşıya ulaşmak için çabalıyoruz. Ben inanıyorum Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri aşıya ulaşmak için çabalıyoruz. Ama bu teknolojiyi transfer edip kendimiz üretmeye başlarsak, o patent hakkı denilen o saçma sapan kuralı ortadan kaldırarak, o zaman daha da rahat edeceğiz. Sadece biz değil, dünyanın birçok ülkesi rahat edecek. Ben orada ne yazık ki Uğur Bey'e ve eşine katılmıyorum. Hani bunun bir işte teknoloji transferinin olanaklı olmayacağı, birçok adımdan oluşan bir takım prosedürler gerektirdiği yönünde. Aslına bakarsanız onlar birçok ülkede var, bizim ülkemizde dahil olmak üzere. Ve bizler de eğer o teknoloji transferini sağlayabilirsek, aşıyı kendi ülkemizde üreterek bu süreci daha rahat bir biçimde atlatabiliriz. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı bizlerle birlikteydi. Aklımızdaki aşı ile ilgili özellikle soru işaretlerini yanıtladı değerli izleyiciler. Temennimiz tabii aşının bollaşması bir an önce. İnşallah. Sayın Kocanın İnşallah. Da söylediği üzere günde 1 milyon kişinin aşılanması ve artık koronavirüsten kurtulmak. Yani artık ben koronavirüs salgında bugünün sayılarını vermek istemiyorum. Dilerim ki yani artık koronavirüs bitti de diyebiliriz. Şimdi hızlıca dış gündemden İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yapıldı değerli izleyiciler. 02 sularında yapılmıştı. Gün biterken programında da size son dakika olarak duyurmuştuk. Fakat bazı değişiklikler ve olaylar var. Hem Abdurrahman Bey'e soracağız hem de Hasan Hocamıza soracağız. İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi. Ancak Hamas elinin tetikte olduğu uyarısında bulunarak İsrail'in Kudüs'te saldırıları durdurmasını ve Gazze şeridinde zararları karşılamasını talep etti. Abdurrahman Hocam sizinle başlayalım. İsrail 12 günlük saldırıların ardından 11 günlük saldırıların ardından Hamas'ta ateşkes anlaşması yaptı. Fakat İsrail bu ateşkes anlaşmasına ne kadar sadık kalacak? Aslında sadık kalmadığını da bugün Cuma namazı sonrasında gördük diyebiliriz. Nasıl yorumlayalım? Bu süreç nasıl ilerler? Hande Hanım, süreç doğrusunu isterseniz dünkü tabii ki şeyi anlayabilirim. Evvela onu söyleyelim. Yani insani bir drama şahit oluyoruz. Ve maalesef dünyada inanılmaz bir sessizlik hakim. Yani bunu başat olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin, diğer Batı ülkelerinin en fazla bu konuda belki de sesini çıkarmasını beklediğimiz Arap ülkelerinin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurumsal tüzel kişiliği de dahil olmak üzere, bireysel aktörler de dahil olmak üzere burada çok ciddi bir dram seyrediyoruz. Yani İsrail'in sistematik bir şekilde ilerleyen işte yerleşimlerle, yani biliyoruz ki bunun tarihsel bir geçmişi var. Tarihsel geçmişi çok uzun konuşulur. Ama özellikle 2017'de, yani işte belki de enteresandır. Hani 1917'deki Balfour Deklarasyonu'ndan tam 100 yıl sonra 2017'deki Trump'ın Kudüs kararıyla beraber iyice ivmelenen, belki de bu 100 yıllık emperyal, genişlemeci bir süreklilik çizgisini görmemiz lazım. Ve burada da özellikle Batı Şeria'da işte oldukça, tabii ki uluslararası hukukundaki, Hasan Hocam daha iyi hukuk şeyini anlatacaktır muhakkak. Uluslararası hukukun da çeşitli normlarını, çeşitli konvansiyonlarını ve bütün sözleşmelerini alaşağı edecek fiili de facto bir işgal politikasını sistematik olarak ilerletiyor. Ki son yıl işte yaşadığımızda Şeyh Cerrah
ve birkaç tane daha Şehriyar'ın yakın mahallesinde bu yerleşim meselesi üzerinden patlayan bir gerilim tanık olduk. Fakat burada tabii yani 11-12 gün 11 gün mü sürdü tam olarak? 11 gün boyunca İsrail bunun üzerinden yükselen bir takım işte gerilimleri de kullanarak kendisinin işte uluslararası sahnede, Batı dünyasında işte Merkel'in açıklamalarında gördük, Biden'ın açıklamalarında gördük, Fransa'da gördük, Fransız devletinin açıklamalarında gördük falan. Bunların hepsiyle alakalı maalesef İsrail çok son derece pervasız bir şekilde insanları öldürmeye devam ediyor ve istediği zaman duracağını maalesef siyaset bilimciler, uluslararası ilişkiler hocaları, işte siyasetçilerin bizatihi kendileri, yani ne zaman İsrail tamam şimdilik ben amaçlarıma en azından kısa ve orta vadeye doğru ulaştım, bundan sonrasına ilişkin yeni bir faza geçeceğim deyip sonlandıracaktı. Doğrusunu isterseniz biraz aslında bunu yaşadık. Yani şu bakımdan dünkü Kudüs'teki, Gazze'deki ateşkesle ilgili olan kutlamaları şu bakımdan anlayabiliyorum. Evet, en azından insanlar ölmüyor. Yani başat zaten şeyimiz bu. Ama insanların ölmeyeceğini ve bundan sonra da bu pervasızlıkların devam etmeyeceğini, bu hukuk ihlallerinin, bu insan haklarının temel şeylerinin, ihlallerinin olmayacağının garantisi midir bu ateşkes? Değildir. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani benim en azından okumam, gördüğüm, bugün işte Filistinli iki taraftan da hem Fetih'ten hem Hamas'tan bazı isimlerle özellikle görüştüm. Özellikle normalde çok da fazla şey yapmazdım ama anlamak için aradım onları. Doğrusunu isterseniz zaten yazılı bir anlaşma metni üzerinden konuşabileceğimiz bir şey yok. Yok. Şifahi olarak verilen bazı şeyler var ama orada da iki taraflı açıklamalar var ve açıklamalar demet savaşlarına dönmüş durumda. İsrail tarafı diyor ki koşulsuz ve şartsız bir tek taraflı ateşkes yaptım ben diyor. Yani canım istedi öldürdüm, canım istedi durdurdum diyor. Özeti bu. Filistin, Hamas, özellikle Hamas cephesi de diyor ki hayır, Şeyh Cerrah ve dahil çevredeki yerleşimlerin durdurulması koşuluyla böylesi bir anlaşma, işte bunun da Mısır aracılığıyla, Amerika'nın onayıyla olduğu söyleniyor. Fakat bunların hepsi maalesef sözlü ve şifahi olarak yürütülen işler. Dolayısıyla da yani bugün an itibariyle de işte Dışişleri Bakanlığı'nın, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında olduğu gibi ya da işte İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamada olduğu gibi bunun sürdürülebilir olmasıyla alakalı bazı hepimizin kuşkuları var. Ve bu kuşkuları işte bugün daha Mescid-i Aksa'da, yani aslına bakarsanız bunlar tacizler. Bu tacizleri İsrail yıllar boyunca sistematik şekilde adım adım aşamalı şekilde ilerletmek için çok son derece iradi, son derece bilinçli bir politikanın fonksiyonu olarak kullanıyor. Dolayısıyla yani bakın enteresan, biraz evvel Hasan hocamla konuşurken size de bizi izleyenlere de söyleyeyim. Özellikle 2015 ile 2020 arasında bu İsrail'deki temel mesele zaten yerleşimcilik. Yani hani daha doğru tabiri işgalcilik meselesi. İşgal altındaki topraklardaki yerleşimler. Çok doğru hocam. Tam hukuken de işgal altındaki topraklardaki bu yerleşimcilik meselesi. 2015'te 2896 yerleşim planı, işgal planı, yeni plan. 1163 tane de yeni ihaleye çıkılmış. Hı hı. 2015'te. Yani toplam rakam aşağı yukarı 4000 civarı. 4000. 2020'nin ilk 6 ayı, yani Ocak ile Temmuz arası 2020'nin ilk 6 ayı 11501'e çıkmış bu plan. Yani 2896'dan 11501'e çıkmış. Sadece 5 yıl içerisinde aşağı yukarı bir 4 katı, 4 misli bir artıştan bahsediyoruz. 3393 tane de yeni ihaleye çıkılmış. Yani toplamda 15000 civarına geliyor. Yani 4000'den 15000'e sadece 5 yıl içerisinde çıkmış ve asıl ivmeyi de Trump'ın bu Kudüs kararı sonrasında işte Doğu Kudüs meselesi üzerinden yürüyen ve bir nevi İsrail ile alakalı yeni bir Yahudi ulus devleti inşası projesiyle de çok irtibatlı bu. Ki zaten İsrail'in Yahudi ulus devleti projesi, yasası bizatihi tam da bunu anlatıyordu bize. Yani Filistinlilerin adım adım topraksızlaştırılması, bölgenin adım adım Filistin halkından tamamen temizlenmesi, bir demografik temizlik. Dolayısıyla bu yaşadığımız son mesele de aslında yaşadığımız 2008-2014'teki İsrail'in Gazze saldırılarında, hatırlayalım, zannediyorum 2008'de 2200 sivil insan vefat etmişti, öldürülmüştü İsrail tarafından. 2014'te keza benzer bir rakamdı.
Dolayısıyla şimdi biz benzer filmleri tekrarlayarak yeniden yaşıyoruz. Ve burada ne uluslararası hukuka ilişkin, ne uluslararası kurumlara ilişkin, ne diplomatik çabalara ilişkin bir ön alma, bir sonuç üretme faaliyeti de maalesef en azından kısa vadede ben doğrusunu isterseniz çok iyimser değilim. Gerçekçi olmak adına söylüyorum onu. İyimserliğimin tek gerekçesi, tek zemini an itibariyle Filistinlilerin, Gazze'lilerin ve Kudüs'lülerin acaba ne zaman başımıza bir bomba gelir? Acaba çocuklarımızı mı kaybederiz? Acaba çocuklarımız babalarını mı kaybederler? Annelerini mi kaybederler? Korkusunu an itibariyle yaşamıyor olmaları. Ama orta ve uzun vadedeki bu meselenin gidişatı, özellikle bu rakamları da göz önünde bulundurduğumuzda, hı hı, sistematik bir ilerlemeden bahsetmek lazım. Dolayısıyla belki de asıl hani fokusları, odakları çekme ve projeksiyonları çevirmemiz gereken taraf burası. Peki. Uluslararası hukuk diyeceğiz. İsrail'in bu acımasız saldırılarına sizce dünya yeteri kadar tepki gösterdi mi? Hiç tepki göstermeyen ülkeler de var. Hatta destek olan Biden gibi self defense hakkını, kendini savunma hakkına saygı duyuyoruz İsrail'in gibi açıklamaları da oldu. Ve orada çocuklar, kadınlar ölüyor. Öldü. Doğru. Öldürülüyor. Bir orantısız gücün olduğunu da görüyoruz. Ve Ramazan ayında, Kadir gecesinde özellikle bu tarz hadiselerin, bu tarz katliamın sonucu uluslararası hukukta ne olur, ne olmalıdır? Şimdi uluslararası hukuk tarafına gelmeden önce isterseniz şuradan başlayalım Hande Hanım. Yani İsrail'in bu saldırganlığı geçmişten beri devam ediyor ve bundan sonra da maalesef görünen o ki devam edecek. Çünkü kendi kamuoylarında yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar var. Diyorlar ki yani bizim İsrail olarak kendi toplumumuzu zinde tutabilmemiz için, bir arada tutabilmemiz için, bu şekilde ayakta tutabilmemiz için belirli aralıklarla 6-7 yılda bir böyle bir çatışma ortamına girmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla hocamın ifade ettiği 2008, 2014, 2021 İsrail bunları yapıyor ve ne yazık ki bu statüko değişmez ise, bu konjonktürde esaslı bir dokunuş yapılması mümkün olamaz ise öngörülebilir bir zaman diliminde bunu yapmaya devam edecek. Şimdi bunun temelinde ne var? Yani sadece bugünkü ateşkese baktığımızda biz sadece bir ağaca bakmış oluyoruz. Oysa büyük resme, ormanın tamamına bakmak lazım. Yani İsrail-Filistin ilişkisinde bir kere çok temel bir eşitsizlik var. Şunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Evet, İsrail orada saldırganlıklarıyla var oluyor ama Filistin tarafında da, özellikle Filistin, genelde Arap ve İslam dünyasında da çok ciddi vahim hatalar yapıldığı için İsrail bu gücü, bu hakkı kendisinde bulabiliyor. Şimdi öncelikle yüzleşilmesi gereken hem siyasal, hem sosyal, hem de ekonomik nitelikteki gerçeklikler var. O küçücük dediğiniz İsrail, evet, ama baktığınız zaman kendi içerisinde gayet gelişmiş bir ekonomiye sahip olan, özellikle bilişim endüstrisinde gayet iyi ilerleyen, tarımda Türkiye'ye dahi işte tohum, fide vesaire ihraç edecek kadar gelişmiş bir tarımsal yapıya sahip olan, evet, kendi içerisinde işte sağ partileri, sol partileri, hatta Arap partileriyle işleyen bir rejimi olan, bir siyasal sistemi olan, aynen, bir demokratik yapıyı orada oluşturmuş, aynen, durumda. Şimdi baktığınızda İsrail benzeri hem ekonomik olarak, hem sosyal, hem siyasal sistemini oturtabilmiş bir ülkeyi çevresinde görebiliyor muyuz? Bakın Suriye'nin haline, bakın Lübnan'ın haline, bakın Mısır'ın haline. Baktığınız zaman İsrail'le mücadele edebilmeniz için ondan daha ileri bir düzeni, bir sistemi inşa etmeniz gerekiyor. Bu imkan vardı ne zaman? 1967'de o 6 gün savaşlarından önce hakikaten bu inanç vardı Arap dünyasında. Ama orada o hakikaten o maneviyat yıkıldı. O 6 gün savaşlarında biliyorsunuz Mısır'ın, Nasır'ın daha uçaklar havalanmadan hava kuvvetlerini yerde yok etmesi, ondan sonra Golan tepelerini alması vesaire. Ardından Doğu Kudüs'ün tamamını işgal etmesi, o gördüğümüz o internete karşımıza çıkan haritadaki o denge orada koptu. Şimdi burada hakikaten İsrail'e elbette ki elimizden geldiğince bu saldırganlığına karşı
mücadele etmek, tepkimizi ortaya koymak durumundayız. Ama iğneyi batırırken de özellikle İslam dünyasının çuvaldızı da kendine batırması gerekiyor. Siz eğer yerleşmiş bir ekonomik düzene, iyi işleyen bir demokrasiye, güçlü bir siyasal sisteme sahip bir bölgesel güç haline gelebilirseniz bölgedeki ülkeler, işte o zaman İsrail şu an olduğu kadar kolaylıkla at oynatabilen bir ülke olmaz. Bu söylediğim genelde Arap dünyası için ama özellikle de Filistin için çok geçerli. Ne yazık ki Filistin'de elbette ki ambargo altında olması, büyük baskıntı altında olması çok önemli sorunlar yaratıyor ama kendi içerisinde en azından bir siyasal birliktelik kurup ekonomik yapıyı yükseltip başta eğitim olmak üzere o ülkeyi İsrail'in karşısında yeknesak bir güç haline getirebilecek o altyapıyı oluşturmak durumunda. Mücadelenin ilk ve nihai amacı bu olmak durumunda. Evet. Şimdi Abdurrahman bu, Bey bir devam edeyim. Müsaade tabii. Uluslararası kısmına da kısaca değineyim. Tabii biz bunları söylerken İsrail'in yapmış olduğu haksızlıkları asla ve kat'a meşrulaştırmak için söylemiyoruz. Aman ha, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Ama bütüncül bir değerlendirme yapmamız lazım. Şimdi İsrail'in saldırılarına karşı aslında bu söylediklerimle bağlantılı olarak gerek Türkiye'de gerek İslam coğrafyasında ortaya çıkan tepkilere baktığımızda ben açıkçası bu defa batıdaki tepkileri daha çok önemsedim. Çünkü daha önce görmediğimiz bazı manzaralar gördük. Örneğin Amerikan Kongresi'nde bir milletvekilinin çıkıp açık bir biçimde orada İsrail'in apartheid state olarak nitelendirdiğini ve İsrail'i yerden yere vurduğunu gördük. Dün Demokratların eski başkan adayı ve kongrenin çok önemli isimlerinden Bernie Sanders'ın çıkıp siz hep 12 tane İsrail'in konuşuyorsunuz ama orada 277 tane Filistinli'nin canı da en az İsrail'ler kadar değerlidir şeklindeki söylemini gördük. Pek çok Avrupa ülkesinde Filistin yanlısı gösterilerin ortaya konulduğunu gördük. Bunlar çok güzel. İslam coğrafyasında Türkiye'de dahil olmak üzere neyi gördük gene? Evet, sokaklardaki gösterileri gördük, protestoları gördük, konvoylar, sloganlar atıldı, İsrail bayrakları yakıldı. O tepkiyi, öfkeyi elbette ki anlıyoruz, hepimiz de hissediyoruz da İsrail'e karşı onun bu pervasızlığını, bu hukuksuzluğunu önleyici bir takım gerçekçi işler yapmak istiyorsanız bu konvoylar, sloganlar, protestolar değil. Burada uluslararası hukukun işletilmesi için bir güç oluşturmanız, bir baskı gücü oluşturmanız gerekiyor. Mesela bununla ilgili önemli bir gelişme oldu geçtiğimiz aylarda. 2015 yılında yürürlüğe giren bir uluslararası ceza mahkemesi var. Bu fevkalade önemlidir. Biz ceza hukukçularının 100 yıllık düşüdür bu. Hatta şunu söylenir literatürde, 1. Dünya Savaşı'ndan önce eğer bir uluslararası ceza mahkemesi kurulabilseydi belki Dünya Savaşı'nın bile önüne geçilebilirdi diye. 1997 yılında Roma statüsü, Roma sözleşmesiyle bu mahkeme kuruldu. Hı hı. Henüz yeterince etkin değil, işte Amerika Birleşik Devletleri taraf değil, biz Türkiye olarak taraf değiliz. Evet. İsrail de doğal olarak tarafı değil ama yeterli sayıda ülke tarafından taraf olunduğu ve sözleşme yürürlüğe girdiği için 2015 yılından itibaren faaliyette. Önemli bir gelişme oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı İsrail'in 2014 yılında yapmış olduğu saldırılarda işlemiş olduğu suçlar nedeniyle İsrail hakkında soruşturma başlattı. Çok yeni 2021 yılının Şubat ayında bir gelişme daha oldu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi işgal altındaki Filistin topraklarında da, Filistin yurtsuz devlet biliyorsunuz, UCM'ye taraf Uluslararası Ceza Mahkemesi, o yurtsuz devlet ama İsrail orada fiili olarak egemenliği kullanıyor ama orada da Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak kendisinin yargı yetkisine sahip olduğunu ortaya koydu. Ve çok değerli bir savcısı var Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Fatou Bensou da bu konuyla ilgili olarak şimdi yakın dönemde yeni biten bu saldırılarla ilgili de bu yapılan soruşturmanın genişletileceğini ifade etti. Dolayısıyla eğer Türkiye'nin ve İslam dünyasının bu konuda İsrail üzerinde bir uluslararası baskı kurulmasını istiyorsak öncelikle uluslararası hukuk yolunun işletilmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in işlemiş olduğu insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak
gerekli soruşturmanın etkin bir biçimde yürütülmesi için seferber olması, projektörlerin buraya yöneltilmesi gerekiyor ki İsrail'i en fazla dizginleyebilecek olan uluslararası hukuktur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda ortaya koyacağı delillerdir. Şimdi çok da girmek istemiyorum ama evet, bizim çok uzadı zaten. Evet, şimdi geçmişte biliyorsunuz bu Mavi Marmara davası ile ilgili olarak Türkiye'nin orada çok da tutarlı olmayan bir takım da eylemleri oldu biliyorsunuz. Aynen. Sonrasında sözleşmelerin imzalanması vesaire. Bu da bizim bugün vermeye çalıştığımız, verdiğimiz tepkinin ne yazık ki değerini azaltıyor. Hukuk olarak bundan Türkiye'nin çekilmesi, yani o İsrail'le yapılan Mavi Marmara sonrasındaki şeyden tekrar çekilmesi mümkün müdür? Hocam korkunç. Orada bir hukuk fecaati var. Şimdi ben çok zaman harcamak istemedim. Bir cümle gireyim. Şöyle. O davanın açılması da bana göre yanlıştı, Mavi Marmara davasının. Çünkü netice itibariyle şöyle bakmak lazım. Uluslararası sularda işlenmiş olan bir suç var. Bir de bir cezai sürece geçtiğinizde işte nedir o? Rao Eşkinazi, İsrail Genelkurmay Başkanı hakkında Çağlayan Adliyesi'nde dava açıyorsunuz. İyi tamam, hadi yargıladınız, yokluğunda mahkum ettiniz. Sizce bunun %1 dahi infaz kabiliyeti var mı o mahkumiyetin? Getirebilir misiniz İsrail Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı? Dolayısıyla baştan bu işe hiç girilmemeliydi ama daha büyük bir hata yapıldı. Yargılamanın devamı esnasında o bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Hükümeti arasındaki bu anlaşma devreye, siyaset devreye girdi. Sonra mahkeme sürmekte olan bu yargılamayı hükümetler arası anlaşmanın artık bir kovuşturma engeli teşkil ettiği gerekçesiyle düşmesine karar verdi. Oo, gerekçesi bu. Gerekçesi peki. Bu. Neresinden baksanız elinizde evet, kalıyor maalesef. İsrail ve Hamas arasında İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması yapıldı sayın seyirciler. Son durumda bu, uluslararası hukuk ne diyor? Oradaki durum nedir? Böylelikle yargı reformları devam ediyor. Bugün bir açılışta konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kuzey Marmara Otoyolu Habibler Hastal Kavşakları açılış töreninde konuştu ve dedi ki yargı reform paketinin dördüncüsünü meclise sunacağız dedi. Fakat yargı reformunun dördüncü meclise sunulan pakette neler kapsıyor, bunu soracağız. Reformlar biliyorsunuz şimdi başlamadı. Daha öncesinden de biz bu reformları konuştuk. Hatta insan hakları eylem planı da vardı. Reformların ilk başladığı günden beri yargıda ve ekonomide, Abdurrahman Hocam, siz böyle bir değişiklik görüyor musunuz? Yani uzun süredir konuşuyoruz biz bunu, yaklaşık 4-5 aydır. Evet. Diğer ittifaklar da aslında bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaklarını söylemişlerdi. Nasıl görüyorsunuz şu anki tabloyu? Doğrusunu isterseniz bunun ideali olması gerekeni bir paradigma yenilenmesi. Yani bir paradigmayı yeni baştan tarif etmemiz ve yenilememiz gerekiyor. AK Parti'nin belki de şu ana dek Türkiye'de özellikle ilk iki döneminde bence oldukça reformist ve hızlı dinamik şekilde ilerlettiği reformlar süreci. Yani bu reformları işte bir anıyla sivil asker ilişkileri üzerinden yapılan çeşitli şeyler, bir anıyla da daha geniş çerçevede insan hakları reformları paketleri üzerinden, biraz tabii Avrupa Birliği süreciyle beraber paralel düşünmek lazımdı bu şeyi. Ama sonuç itibariyle hakikaten böylesi bir Türkiye'nin belki de hani AK Parti'nin ideologları açısından o dönemleri işte eski Türkiye, yeni Türkiye ayrımı üzerinden de temelde kodlandırma sebepleri olan o paradigma yenilenmesiydi. AK Parti'nin ve özellikle hükümetin, belki yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yenilen yeni durumun bence an itibariyle tam da 15 Temmuz'dan sonraki uzunca bir zamandan beri biraz devleti, biraz işte devlet millet arasındaki formülasyonu, hak ve özgürlükleri kurgulamasında bence bir duraksama, bazı noktalarda da bir geriye gidiş oldu. Şimdi buradan sonrası artık AK Parti'nin yeniden belki o ilk dönemlerindeki reformcu kimliğini ve yenilenmesi, paradigma yenilenmesini yeniden inşa etmesinden geçiyor. Yani ufak minör bir takım işte hamlelerle, bir takım değişikliklerle bu iş daha böyle uzun vadeye yayılarak bu iş çözülmez benim kanaatim. Yani burada özelde daha temelde halk, millet, birey,
hak ve özgürlükler devlet ile kurulan temel ilişkide hani siyaset biliminin temel şeyi nedir? Nedir? Devletle millet arasında bir nasıl bir denge kurulacak? Ya da başka bununla irtibatlı özgürlük güvenlik arasında nasıl bir denge kurulacak? Şimdi bu anlaşılabilir bazı şeyler olduğu kanaatindeyim ben. Yani özellikle işte 17-25 Aralık'la daha sonrasındaki yaşadıklarımızla işte IŞİD'in, PKK'nın işte HENDK eylemlerinin bir sürü güvenlik sorunlarının ve nihayetinde de maalesef 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte yaşanan çok büyük bir takım güvenlik travmaları oluştu. Bu travmaları özellikle hükümet üzerinde ve genelde de devlet mekanizması üzerinde gördük biz. Benim artık söylediğim bu travma dönemlerinin kapanması, bu travmalardan yeniden özgürlük güvenlik dengesini özgürlükler lehine arttırmamızdan geçiyor. Çıkabilecek herhangi bir yasa, herhangi bir kanun velev ki bir takım haklı gerekçelere dayanıyor olsa da yani mesela işte güvenlik soruşturması üzerinden çıkan geçen aylarda çıkan yasa ya da işte polislerin kayda alınıp alınmaması meselesi üzerinden yürüyen tartışma değil mi? Bekçiler de çok yeni. Evet mesela. Şimdi bunlarla alakalı paradigma yenilenmesinden kastım şu. Hürriyetler ve özgürlükler tarafından meselelere bakmamız gerektiğiyle alakalı bir paradigma yenilenmesine gitmemiz lazım. Dolayısıyla benim burada bir takım itirazlarım olur. Yani niyet çok iyi olur. Yani hükümetin niyeti çok iyidir. Ankara'nın niyeti çok iyidir. Fakat şöyle sorunlar çıkabilir karşımıza. Şimdi siz böyle bir yasayı ortaya koyduğunuz zaman mesela işte bekçiler ya da işte daha polisleri merkeze alan veya polislerin yetkisini arttırabilecek veya toplumda böyle algılanabilecek, bürokraside böyle algılanabilecek herhangi bir yasa, herhangi bir düzenleme, herhangi bir yönerge, herhangi bir yönetmelik neyse bir kanuni ya da kurumsal bir düzenleme ortaya attığınız andan itibaren Ankara'dan yönetemeyeceğiniz veya Ankara'dan takibiyatını çok fazla yapamayacağınız mesela Isparta'daki bir lokal birimdeki bir amir bambaşka uygulamalara gidip de özgürlükleri daraltacak ve kendi açısından durumdan vazife çıkarabilecek bir takım ihlallere müracaat edebilir. Peki. Dolayısıyla burada yani devletin özellikle kamu yönetiminin davranma biçimi daha toplumun kılcallarına ve bürokrasinin kılcallarına o hürriyetçi mantaliteyi, paradigma yenilenme mantalitesini çok fazla işletebilecek ve onlara kadar sirayet ettirebilecek bir bakış açısı ve dil kullanmak gerekiyor. Hı hı. Ben o dil konusunda biraz daha özenli olunması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yani bir takım söylemler rencide edebiliyor toplumun farklı gruplarını, farklı kesimlerini. Bu bakımdan niyet iyi olabilir dediğim gibi. Yola çıkış perspektifiniz doğru olabilir. Fakat bunun kurgulanma biçimi, formasyonu ve topluma ve bürokrasiye daha özelde de kamu yönetiminin alt bürokrasisine, idari bir takım lokal amirliklere nasıl yansıyacağı çok önemli mesele. Oralarda biraz hala ince işçilikler gerekiyor. Peki. Şimdi dedik ki reformların ilk başladığı günden beri yargıda ve ekonomide neler değişti? Yani şimdi genel olarak sorayım, bana kısacık bir cevap verin. Ne değişti? Aslına bakarsanız hayatımıza dokunur anlamda çok önemli bir değişikliği hissetmiyoruz. Peki. Şimdi Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından değerli izleyiciler 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine başlandı. Mahkeme oy çokluğuyla Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi. Doğru değil mi? 6 Ağustos'a erteledi. ve biz yargıda, ekonomide reformu konuşuyoruz. Şimdi bugün yargı reformu konuşulurken aynı zamanda mahkeme Osman Kavala ile ilgili tutukluluğunun devam kararını verdi. Bir yanda reform meselesi, bir yanda tutukluk kalması eleştirilen Kavala. Nasıl değerlendireceğiz? Başka örnekler de verebiliriz. Neden Kavala üstünden gidiyoruz? Çünkü sembol oldu artık. Güncel bir güncel, de bugün henüz yaşandı. Gündeme yansıyanlar. Nasıl değerlendirelim şimdi Hasan Hocam? Tam da aslında hocamın bıraktığı yerden başlayacağım. Yani netice itibariyle biz bu reform sözcüğünü de bu kadar sık telaffuz ederek
ve aslında içerik itibariyle bu anlama ulaşmayan bir takım düzenlemeleri sürekli gündeme getirmek suretiyle bu reform kavramının da içini boşaltıyormuşuz gibi hissediyorum. Benim Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada bu dördüncü reform paketini getiriyoruz söylemi, tabii içerisinde ne var henüz bilmiyoruz. Ortaya konulduğu zaman göreceğiz, ona göre değerlendirmemizi yaparız. Ama daha da ilgimi çeken husus yeni anayasayla ilgili yapmış olduğu vurguydu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu yönde bir çalışmalarının olduğunu, Cumhur İttifakı'nın diğer birleşiğinin olan Milliyetçi Hareket Partisi, ki bundan bir ay kadar önce Milliyetçi Hareket Partisi de kendisi bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığına ilişkin. Hatta ilk bir rapor, Bahçeli'den geldi. Evet, doğru, bir rapor yayınladı ama içerik henüz ortaya çıkmıyor. 100. yılda 100 maddelik bir anayasa şeklinde böyle bir söylem ortaya koydular. Evet. Şimdi buradan başlayalım isterseniz, bu yeni anayasa. Mümkün olabilir mi diye baktığımızda. Hocam şu Kavala'ya bir cevaplasanız. Kavala, ondan sonra aslında ona bağlayacağım ama peki önce Kavala'ya cevaplayayım. Şimdi şu çok önemli. Siz kağıt üzerinde hangi yasal düzenlemeyi, hangi kanuni düzenlemeyi getirirseniz getirin, İnsanlar şuna bakar. Hayatta bu nasıl uygulanıyor? Hayatın içerisinde nasıl uygulanıyor? Kavala'da yaşananlar, daha öncesindeki diğer ahim kararlarında yaşananlar aslında bu. Çünkü çok açık bizim hukuk sistemimiz. Anayasamızın bir 153. maddesi var. Diyor ki anayasa mahkemesinin kararları herkes için bağlayıcıdır. Yine bizim anayasamızın 90. maddesine göre bağlayıcı iç hukuk normu olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi var. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları tüm taraf devletler için bağlayıcıdır. Şimdi bu mahkemeler bir karar verdiğinde, ister Anayasa Mahkemesi vermiş olsun, ister Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hiçbir mahkemenin kararı eleştiriden azade değildir. Elbette ki mahkeme yanlış karar vermiş olabilir, hatalı karar vermiş olabilir, siyasal karar vermiş olabilir, eleştirilir bu. Ama sizin açık anayasal hükmünüz varsa bu bağlayıcıdır diye bunun gereğini yerine getireceksiniz. Kavala hakkında da bu, onun hakkında yürütülen bu sürecin kişi özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu tespiti aylar önce yapıldı. Siz buna rağmen, bu karara rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tespitine rağmen bunun gereğini yerine getirmediğiniz anda, ondan sonra reformla ilgili, yasal düzenlemeyle ilgili yapmayı vaat ettiğiniz bütün değişikliklerin, reformların ileriye gitme iddiasının da altını boşaltmış oluyorsunuz. İnandırıcılığınızı yitirmiş oluyorsunuz. Türkiye'de hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Kurallara tam olarak uyulmasından başka. Bu hayatın her alanında böyle. Pandemide bunu görmedik mi? Bunu hissetmedik mi? İşte kongreler döneminde bunu tartışmadık mı? Daha geçtiğimiz hafta, hadi girmeyeyim diyorum ama gireceğim, nargile içen beyefendiyi izleyen herkes izledi. Ne zaman bir FaceTime görüşmesinde nargile içen bir gazeteciyi gördük değil mi? Ya içeriye gel, kiminle konuştun, hadi onu da geçtim. Ya tam kapanma döneminde o mekanların hepsi kapalı değil miydi? O mekan hangi ayrıcalığa sahipti de açıktı ve insanlara hizmet veriyordu? Bizim kuralları herkes için tam ve eksiksiz bir biçimde, eşit bir biçimde uygulanmasına ihtiyacımız var Türkiye'de. Biz mevcut yasal düzenimizi doğru bir biçimde, eşit bir biçimde uygulatmayı başarabilsek, başta kuralı koyanlar bu kurala harfiyen riayet etseler önümüz çok açılacak. Benim rahmetli hocam, buradan da kendisini alalım, ceza hukukunun efsane ismi Çetin Özek hocamın çok güzel bir tabiri vardı. Derdi ki en iyi kanun bile kötü uygulayıcının elinde kendisinden beklenen sonuçları veremez. Ama en kötü kanun bile iyi uygulayıcıların elinde çok daha olumlu neticeler verebilir. Bizim kağıt üzerinde kuralları değiştirmekten, yeni bir reform paketi getirmekten ya da yeni anayasa yapmaktan daha önemlisi, yapmamız gereken şey mevcut kurallarımızı harfiyen eşit bir biçimde uygulamak. Bunun gereğini yerine getirirsek her şey çok daha kolay olacak. Peki. Anayasaya geçeceğiz. Peki. Soracağım. Ama ilk önce bir Abdurrahman hocamıza soralım. Şimdi tüm partiler bir masa etrafında oturup
yerli ve sivil anayasa konusunda uzlaşı sağlayabilirler mi sizce? İşte Cumhur İttifakı'nda MHP 100 maddelik bir anayasa sundu. Sayın Erdoğan da böyle bir paylaşacak yeni sivil anayasamıza kavuşacağız dedi. Şimdi ittifaklar arasında da 26 Mayıs'ta da aslında açıklanacak, İYİ Parti'nin açıklanacağı bir takım şeyler var, yazılar var. Ne dersiniz? Yani bir masada hepsini düşünebiliyor musunuz? Şu an düşünemiyorum gerçekçi olmak gerekirse. Yani bu bir siyaset aslında, ideali aramak doğru. Hani normatif bakımından bakıldığında işte yani Platon'dan, Aristo'dan beri önemli siyasal teori kurucu isimleri bunun aslında aranmasının üzerinden yükseltirler siyaset arayışını. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastettiği böyle bir arayış. Ama bu arayışı evvela sadece burada iktidara değil muhalefete de, totalde söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Böyle bir zemini, sosyal sözleşme zemininin temel parametrelerini ve temel sıvasını, temel harcının şu an ne durumda olduğunu gözlemlemek lazım, bakmak lazım. Belki biraz tabii son sistemin biraz da getirisi olabilir. Yani siyasi bloklaşmalar, siyasi kamplaşmalar, siyasi kutuplaşmalar da hadi diyelim. Her zaman çok kötü bir şey olmayabilir. Yani böyle bir ön kabullerimiz de var. Ben bu ön kabullerin de biraz yani çok lüzumlu da kabuller olduğu kanaatinde değilim. Yani siyasi kamplaşmalar her zaman çok büyük yarıklara, ayrışmalara sebebiyet vermez. Ama ne zaman vermez? Oturup meseleleri daha rasyonel, daha akılcı zeminlerde tartışabileceğimiz zamanlarda vermez. Şu an biraz bu kayboldu. Yani bir bakıyoruz ki bir siyasetçi diğer siyasetçi hakkında inanılmaz bir benzetme yaparak büyük bir suçlamada bulunuyor. Diğer siyasetçi başka bir siyasetçi hakkında bir terör örgütü benzetmesinde veya terör örgütü ithamında bulunuyor. Şimdi böyle zeminler bizim sosyal olarak toplumsal sosyolojik konsolidasyonumuzu çözeltiye uğratan şeyler bir defa. Dolayısıyla hani gerçekçi olarak ben böyle bir zemini görmüyorum deme sebebim bu. Şimdi bugün hepimizin aslında toplumda, yani ben işte Hasan Hocam da üniversitede, ben de üniversitedeyim. Yani bir sürü genç arkadaşımızla, öğrenci arkadaşımızla, her fraksiyondan, her sosyolojik arka plandan, her ideolojik arka plandan, sosyo-iktisadi arka plandan gelen öğrencilerle ben de son derece rahat bir şekilde herkesi sorarım. İşte İmamoğlu'nu sorarım, Erdoğan'ı sorarım, Kılıçdaroğlu'nu sorarım, HDP'yi sorarım falan. Ya bakıyorum, aslına bakarsanız yani biraz inorganik, biraz sonra suni bir şekilde üretilmiş bazı şeylerimiz oluyor. Bunlar çözülmeyecek şeyler mi? Bunlar çözülebiliyor. Genç arkadaşlarımızda ben bunları görüyorum. Genç arkadaşlarımızda bunları görüyorsak, o zaman bu siyasetin, bu sosyolojik zeminin yukarıya niye sirayet edemediğini, o zaman biraz da şu var, siyasi liderler, tamamını kastederek söylüyorum, siyasi liderler bu konuda biraz daha üslup, dil, siyasi söylem konusunda daha özenli davranmalılar. Yani çünkü nihayet son tahlilde bunlar bizim yarın öbür gün daha orta ve uzun vadede beraber inşa edeceğimiz bir Türkiye perspektifine zarar veren şeylere dönüşüyor. Bakın, konuşamıyoruz seni anneseyi. Konuşabildiğimiz zamanlar var mıydı? Vardı. Geçtiğimiz zamanlarda zannediyorum 2012'ydi değil mi Hasan Hocam? 2012'de bayağı da ortak bir komisyon. Cemil Çiğ meclis başkanı oldu değil mi? Dönem. Ortak bir komisyonda oldukça sayıda, benim hatırladığım 67 tane maddenin ortak uzlaşmayla geçebildiği zamanları da yaşamışız. Ha, diyebiliriz ki o günden sonra Türkiye'de neler neler yaşandı. Doğru. Ama zaten hayat akan bir şey. Siyaset de bunu yönetebilecek, buna mütekabil bir şekilde bir çözüm üretebilecek bir dil üzerinden kurgulanabilecek bir şeydir. Aksi halde siyaseti bizler nasıl anlamak istiyorsak, nereden, hangi taraftan, hangi ideolojik fraksiyondan tutmak istiyorsak oradan. O yüzden söylüyorum, yani sosyal sözleşme metinleridir. Sosyal sözleşme metinlerinde çok büyük ön yargılar ve çok büyük ön kırmızı çizgilerle masaya oturulmaz. Hı hı. Bu ön kırmızı çizgilerle ben bununla gelirim, gelmiyorsan, sen buna gelmiyorsan yolun açık olsun diyerek sosyal sözleşme üretilmez.
Sosyal sözleşme metinlerinin ana önemi ruhundadır. Madde sayısında değildir. Ayrıca çok fazla maddeyle de anayasalar benim kanaatim doğru olmaz. Daha çerçevedir, çerçeve metinleridir anayasalar. Çünkü ne kadar detaylandırırsanız orada anlaşmazlıklar, orada ayrışmalar, orada farklılaşmalar daha fazla keskinleşme ihtimali belirir ve ortaya çıkar. Dolayısıyla bir, bu toplumun sosyolojik konsolidasyonunu eğer önemsiyorsak, yani meclis bünyesindeki partileri kastediyorum, meclisin dışındaki partileri kastediyorum, ittifaklar, ittifak yapıları her zaman değişkendir. Yarın öbür gün bir bakarsınız ki Cumhur İttifakı'nda veya Millet İttifakı'nda bambaşka yeni denklemler çıkabilir. Belki üçüncü ittifaklar çıkabilir. Yani biz anayasa gibi bu ülkenin sosyolojisinin, toplumunun ve siyasal dilinin, siyaset biçiminin temel belirleyici metni olacak şeyi bugün yürüyen gündelik pragmatik siyasetin kamplaşmalarına mı hapsedeceğiz? Böyle bir zorunluluğa bu ülkenin 82 milyonunu bence çok fazla reva görmemek lazım. O yüzden söylüyorum, bunları aşacak. Yani bunu sadece siyasi söylemler olarak, temenniler biçiminde değil ama bunu yönetecek olan bizatihi siyaset kurumunun kendisidir. Ha, siyaset kurumunun kendisi eğer buradan yana bir çözüm üretecekse tam da bunu koymalı. Aksi halde dediğim gibi ben söyledim, sen gelmedin olur. Diğeri de der ki ben böyle bir kırmızı çizgim vardı, o kırmızı çizgide de haklıydım, sen haksızdın, dolayısıyla sen gelmedin olur. Ve biz bu anayasa meselesini ben bu yüzden çok şu an, en azından şu andaki zemin itibariyle söylüyorum. Şu andaki siyasal zeminin, iklimin, belki daha doğru tabirle iklimin çok müsait olmadığı kanaatindeyim. Ama umuyorum ki belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın temennisi, belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın böylesi bir hamlesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Akşener'in, belki diğer aktörlerin, evet, Sayın Bahçeli'nin, evet, dediğim gibi bunu kurgulamak gerekiyor. Ha, burada tek kırmızı çizgi bütün liberal demokrasilerde olduğu gibi terör ve şiddettir. Terör ve şiddet meselesiyle alakalı bütün pozisyonlarımızı demokratik siyaset normları etrafında şekillendirdiğimiz ölçüde. Ben o yüzden söylüyorum, hani belki 15 Temmuz'dan sonra o ilk zamanlar bu ruhu yakalamıştık. O ruhu diriltmenin, belki yeniden şey yapmanın, alevlendirmenin. Yeni kapı ruhu mu? Yeni kapı ruhu, evet, yeni kapı ruhu diye böyle sembolleştirilmişti, doğru söylüyorsunuz. Yeni kapı ruhunda ne vardı? Hatırlayalım. Belki bu Türkiye'nin genel sosyolojisinin sadece çok ufak bir marjinal, o da şiddet terör bağlamında paranteze aldığım için söylüyorum. Şiddet terör parantezinin dışındaki toplumun bütün renklerinin, bütün unsurlarının bir arada beraber bir şeyi tartışabileceği bir zemindi. Yani bu zemin biraz da belki dışarı çıkmak lazım. Biraz dışarı çekilmek lazım. Yani siyasi partileri ve siyasetçileri kastediyorum. Yani akademisyenler bu konuda belki hani şöyle de denebilir. Ya siyasetçiler de akademisyenleri şöyle diyorlar. Yani işte oturduğunuz yerden konuşmak güzel. Ama hakikaten bazen de dışarı çekilip biraz oturduğumuz yere de bakmak lazım. Dışarıdan bakmak lazım. Kendine, peki, de bazen dışarıdan bakman, hı-hı, lazım. Bütün siyasi partiler için kullanıyorum bunu. O zaman çok uzak bir ideal olmaz. Hakikaten uzak bir ideal olmaz. Biraz da yapıcı, peki, bir perspektifle yaklaşmak lazım. Keşke. Şimdi yapıcı bir perspektif siz görüyor musunuz? Abdurrahman Hocam şiddet ve teröre vurgu yaptı. Yeni kapı ruhundan bahsetti. Keşke öyle olsa dedi. Şimdi Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistemin üzerine kurulu bir anayasa çalışma yaparken Cumhur İttifakı hükümet sistemi üzerine çalışıyor. Ve Millet İttifakı'nın her zaman söylediği, mesela ne olursa olsun seçime gitmek istiyor, sandığa gitmek istiyor. Nedenini de şöyle söylüyor. Ekonomi diyor. Ekonomi, hı-hı, kötü. Hı-hı. Ekonomi kötü olduğu için bu paketin içerisinde ekonomiyi de alıyor aslında. Ve baktığımızda bu çerçevede uzlaşı sağlanabilmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü bir taraf parlamenter sistem diyor, bir taraf hükümet sistemi üzerine devam ediyor yoluna. Bu denklem nasıl çözülecek? Ve anayasada bu çalışmalar yapılırken HDP de içinde olacak mı? Şöyle, HDP derken netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti içerisinde faaliyet gösteren legal bir partiden bahsediyoruz. Şu an bir kapatma davası, evet, var ama netice itibariyle. Evet. Ve yani baktığınızda da
çok ciddi oy kitlesi, oy potansiyeli olan bir siyasi partiden söz ediyoruz. Eğer anayasa gibi bir toplumsal mutabakat, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak olan bir metne imza atacak, bunu hayata geçirecekseniz toplumun bir kısmını dışlayarak bunu yapamazsınız. İlla ki onların taleplerini, istemlerini de göz önüne almak durumundasınız. Zaten meselenin zorluğu da burada ortaya çıkıyor. Yani anayasa dediğiniz şey öyle kolay oluşturulabilecek, bir anda ortaya konulacak bir metin değil. Anayasaların ortaya çıkış süreçleri çeşitlidir. Çoğu zaman anayasa dediğimiz şey büyük bir toplumsal gelişmenin Hasan ardından. Hasan Hocam niye böyle söylüyorsunuz? Ama zaten sıkıntılar belli değil mi? Bu sıkıntıların çözümü de belli yok mu? İşte bu anayasa yapalım da sorunu çözelim diye olmaz, onu söylüyorum. Nedir mesela? Bir ülkede devrim olur. Yeni bir devir, yeni bir dönem, yeni bir kurucu iktidar başlar. O yeni düzenin siz mutabakat belgesi olarak onu koyarsınız. Ya da Allah muhafaza bizim tarihimizde örnekleri olduğu gibi bir askeri darbe olur, mevcut sistemi resetler, ortadan kaldı, sıfırdan başlayabilmek için buna ihtiyaç duyarsınız. Şimdi Türkiye'de siyaset bu kadar kutuplaşmış iken bu aktörlerin bir araya gelerek böylesi bir mutabakat metni oluşturabilmesinin zemini yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa netice itibariyle 1982 anayasasının 80 darbesinin ürünü olarak ortaya çıkan, onun hazırlık süreçleri falan çok ders olarak okutulan süreçlerdir. Baktığınızda özellikle temel hak ve özgürlükler açısından fevkalade sorunlu olan, 177 maddeden oluşan, fevkalade kazuistik olan ve dolayısıyla zamanın ihtiyaçlarının çok gerisinde kalmış olan bir metnin yerine çağdaş, özgürlükçü, sivil, demokratik, çoğulcu ve metnin oluşturulmasını kim istemez? Dolayısıyla siyasi partilerin, gerek siyasi iktidarın gerekse muhalefetin bu konuyla ilgili tüm siyasi partiler bünyesinde bir çabanın ortaya konulması, bir arayışın içerisinde olunması olumludur. Ama bugün 2021 yılının Mayıs ayının sonu itibariyle baktığınızda ben Türkiye'deki bugünkü siyasal konjonktürün böylesi bir yeni anayasa söylemini gerçekçi bir biçimde gündeme taşıyabilmek noktasında çok da müsait olmadığını düşünüyorum. Ya Allah aşkına bugün sokağa çıktığımızda hepimizin, bu ülkenin gündemi nedir? Bir ekonomik krizdir. Yani içindeyiz. Yoksulluğuyla, hayat pahalılığıyla, korkunç boyuta gelen işsizliğiyle şu an siyaset kurumundan temel beklenti bu ekonomik sorunun ortadan kaldırılmasıdır. Bir de bunun üzerine tuz biber eken pandemi gerçekliğidir. Az önce de hocamız ifade etti, konuştuk biliyorsunuz. İnşallah yaz sonuna doğru bir düzelme, bir iyi nokta geleceğiz ama şu an onu yaşamıyoruz. Aksine şu an hala kısıtlamalarla boğuşuyoruz, sıkıntılarla boğuşuyoruz. Yani dolayısıyla anayasa dediğiniz şey bir toplumsal talebin sonucu, bir ihtiyacın sonucunda bir baskıyla gelecek ve siyasetçileri o masanın etrafında oturtacak olan bir şey olması gerekirken şu an Türkiye'de kamuoyunun böyle bir gündemi yok olması da mümkün değildi. Şu noktada katılıyorum. Geçmişte olabilirdi. Örneğin 15 Temmuz'dan sonra ben tam onu söyleyecektim. O yeni kapı neydi mesela? Orada çok önemli gelişmeler iklim vardı. İklim tam da onu hazırlamıştı aslında. Sayın Cumhurbaşkanı örneğin 15 Temmuz'dan sonra bir açıklama yapmıştı. Ondan önceki süreçte açmış olduğu tazminat dava, diğer davaların hepsini geri çektiğini ifade etmişti. Evet. Şimdi öyle bir ortamın içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu da yeni kapıda orada katılıp o şey ana muhalefet lideri olarak o etkinliği, o süreci olan desteğini ifade etmişti. Öyle bir süreçte bir masaya oturulabilse bu mümkün olabilirdi ama bugün gelinen noktada siyasetin ne kadar kutuplaştığı, ayrıştırıcı, keskin bir üslubun, hatta çok sert, çok kırıcı, bugün zaman kalacak mı, değinecek mi bilmiyoruz, değineceğiz mi bilmiyoruz. Ya kısa cevaplarsanız son değineceğim. Son derece kırıcı bir üslubun egemen olduğu bir sistemde, yani bu sistem, parti cumhurbaşkanı sisteminde Sayın Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu arasında benim bildiğim çok sayıda dava hali hazırda yürüyor, öyle değil mi hocam? Evet. Şimdi tazminat davaları, suç duyuruları, bunların havada uçuştuğu bir dönemde bir araya gelip bir arada oturup bir anayasa üzerinde onun olabileceğini açıkçası çok, ne zaman olur bu? Seçim biter, süreç biter. Çünkü Türkiye'de şu an herkes
şu ekonomik gündemle birlikte olası bir önümüzdeki genel seçime endekslenmiş durumda. İktidar da öyle, muhalefet de öyle. Yok, herkes... iktidar hiç öyle bir şey söylemiyor. Ya bunu elbette biz seçim istiyoruz değil mi? Bunu muhalefet isteyecek iktidar koltuğunda otururken seçim. Ama şu an bütün hesaplarını o da en geç bir iki yıl içerisinde, şeye göre iki yıl sonra en geç seçim olmak durumunda. En geç iki yıl içerisinde gerçekleşecek olan genel seçim. Tabii 2017 ile gelen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özelliği şu. Kazandığınızda her şeyi alıyorsunuz. %50.1'i bulduğunuzda bütün sistemin başına siz geçiyorsunuz. Suyun başına siz oturuyorsunuz. Bu o kadar önemli bir şey ki. Biri kaybetmemek için, öteki kazanmak kesin için ikisi de her şeyi yapacaklar. Gerçekten önemli. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortamda ben açıkçası bu anayasa söylemlerinin de tamamen bu seçim hesaplarıyla doğrudan ilişkili bir biçimde ortaya konulduğu kanaatindeyim. Ama o seçim yapılı. Sonrasında hakikaten bir şu anki bu kutuplaşma ayrışma ortadan kalkar. Bir sakinlik, bir sükunet, bir suhulet ortamı ortaya çıkar. Ha, o zaman yeniden bir anayasa konusunu konuşuyoruz ama şu seçime endeksli kafalarla anayasa bir arada olacak şey değil. Türkiye'nin gündemi ne zaman sükunet halinde oldu? Sizin hatırladığınız var mı? Benim hatırladığım şöyle, yok. Şöyle en azından aynı masa, bakın 2012'deki o örnek önemli. Yani aynı masanın etrafında bir arada oturup şunu şu şekilde, bunu bu şekilde yapalım şeklinde bir asgari müşterekle bir araya gelebilecek bir atmosferin ortaya çıkması lazım. Şu an öyle bir atmosfer yok. Hatta tam tersine bir durum var. Çok da eleştirdiğim bir durum var. Gireyim mi bir cümle? Şu HSK seçim var. Konuşacağız onu. Haftaya konuşacağız. Haftaya mı? Haftaya tamam. Konuşalım. 7 Haziran. Haftaya tekrar gelin. Çağırsınız memnuniyetle gelirim. Çünkü beni çok rahatsız eden gelişmeler oluyor. Sadece iktidar cenahının değil, muhalefet cenahının da evet, el birliğiyle yani siyasi partiler hakim ve savcılar kuruluna üye seçiyorlar. Ya bu böyle olmaz. Olmamalı. Bu sistemik bir sorun kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yani kesinlikle bu tuz biber ekti hocam. 2017 değişikliğiyle Yargıtay'ın ve Danıştay'ın denklemden çıkartılıp sadece Cumhurbaşkanı ve meclisin bu konuda seçim yetkisinde tekel olması sistemi çok yani yanlış şu şeyin kendisi bile çok garip geldi bana. Son dakika haberi olarak gördüğümde 4 tane üyenin Cumhur İttifakı'ndan 3 tane üyenin Millet İttifakı'ndan yahu. Ne seçiyorsunuz? Yani ne seçiyoruz? Yargı ya. Yargıyı kimin yöneteceğini seçiyoruz. Böyle mi olmama? Böyle mi olmalı? Hayır. İşte onu tamam haftaya konuşalım şeyde RTÜK'le bağlantılı. RTÜK'le bak o yanlışı yaptılar. Şu an nasıl kavgalara şeylere sebebiyet veriyor. Şimdi eğer bununla uzlaşırlarsa seyveyleyin gümbürtüyü önümüzdeki aylarda. Bu anayasayla ilgili bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Hasan Hocam'ın bıraktığı yerden şimdi hakikaten anayasalara olan toplumsal doğal organik talepler diyelim organik bunun altına. Yani belli kırılmalardan, büyük kırılmalardan sonra olur bütün toplumlarda. Siyasal kırılmalar bazen toplumsal kırılmalar, bazen devrimler, bazen farklı şeyler. Şimdi mesela aklıma bir örnek olarak kıyaslama bakımından geldi. Arap devrimleri 2010. İşte Arap Baharı diye ben çoğunlukla Arap ayaklanmaları kavramsallaştırmasını daha doğru buluyorum ama Arap ayaklanmalarından sonra malumunuz işte birkaç tane ülkede Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan sonrasında Orta Doğu'ya yayılmaya çalışılan tam olmayan falan. Orada mesela farklı denemeler oldu. Belki de Tunus örneği. Orada bize bir takım şeyler söyledi. Yani Tunus'taki o demokratik geçişin yürütülmesi tıpkı devrimi beraber inşa eden sosyal kesimlerde olduğu gibi. Ben 2014 yılında Tunus'u özellikle bu bağlamda bir rapor hazırlamak için ziyaret ettiğimde hem işte sosyalist sendikaların hem liberal grupların hem İslamcıların hem muhafazakar partilerin işte Nahda'nın, Raşid Gannuşi'nin falan hepsinin görüşlerine müracaat etmiştim. Orada şu havayı almıştım. Hatta şu anki Cumhurbaşkanı Kays Said'le de o zaman bir anayasa hukukçusuydu. Biz işte Tunus'ta bir araya gelmiştik. Bir akademisyen olarak sohbet etmiştik ve bana ideallerden bahsetmişti. Neyden? Tunus'ta. Kays Said. Nereden bahsetmişti? İdeallerinden. Ha, ideal. Yani, tabii. Tunus sosyolojisi. Tunus sosyolojisinin çeşitliliği, çoğulcu dedi ya Hasan Hoca, çoğulculuğu üzerinden nasıl bir anayasal sistem ki o zaman da işte konuşuluyordu Tunus'ta. Yani işte o demokratik geçişin yönetilmesinde nasıl bu çoğulculuk üzerinden yürütüldüyse Tunus'ta bu iş yönetildiyse, görece daha başarılı yönetildi çünkü diğer örneklerle kıyaslandığında hele. Dolayısıyla aslında bu anayasada onun doğrudan bir yansıması oldu. Bir sonucu oldu Tunus'ta ortaya çıkan anayasa. Hatta işte bizatihi iktidar partisinden Nahta'ya
NAHTA'nın kendi içerisinden, kendi sosyolojik gruplarından dahi çok ciddi eleştiriler gelmişti NAHTA'ya. Yani sen nasıl bunlardan taviz verirsin diye. Gannouchi bir açıklama yapmıştı. Yani biz burada demokrasiyi tesis ediyoruz. Bu demokrasiyi tesis etmede kişisel ya da hizipsel çıkarları bir kenara bırakmalıyız demişti. Dolayısıyla aslına bakarsanız hani Tunus tam da böyle büyük kırılmalardan, büyük toplumsal ve siyasal kırılmalardan sonra oluşacak. Diğer ülkeler mesela bunu beceremediler henüz. Diğer ülkelerde bunların yani demokrasiye geçişi zaten sağlayamadılar ki bir demokratik anayasadan ve sivil bir çoğulcu anayasadan bahsedelim diğer ülkeler için. Ama Türkiye'de özellikle tam onu söyleyecektim. Yani belki de yani çok büyük vadireden geçtiği 15 Temmuz gibi hakikaten toplumsal olarak bizim bambaşka bir yere savrulabileceğimiz böyle bir ihtimalin, böyle bir zeminin olduğu ama bu ihtimalin en azından toplumun bir araya da bertaraf ettiği bir şeyden sonra böyle bir kırılmadan sonra bunu bu demokratik süreci yönetme konusunda belki çok daha iyi bir iklim vardı. Bu iklimi yeniden sağlayabilir miyiz şu an? Bunun için biraz belki çok ekstra siyasi liderlikler gerekiyor. Çok ekstra. Yani o belki dışarıdan olabilecek siyasal veya toplumsal kırılmaları bizatihi liderliklerin, siyasal partilerin kendi inisiyatifleri ve iradeleriyle ürettikleri bir vasata kavuşmamız lazım ki o da benim o yüzden katılıyorum hocama. Yani şu an çok gerçekçi görmüyorum en azından şu an. Peki. Şimdi hızlıca. Bir cümle bir katkı sağlayabilir miyim? Tabii, çok evet, benzer bir örnek hocam aslına bakarsanız daha yerleşmiş bir örnek. 90'lardan sonra özellikle Doğu Bloku'nun çöküşünden sonra o 90'ların ilk yarısında Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan gibi ülkelerin anayasalaşma süreci Venedik Komisyonu onlar açısından çok ciddi bir yol gösterici olmuştu. Ve Venedik Komisyonlarının kriterlerine uygun olarak her biri çoğulcu demokratik bir anayasal düzene geçmeyi başardılar. Bu onlara süreç içerisinde hem NATO üyeliğinin hem de Avrupa Birliği üyeliğinin kapılarını açtı. Dolayısıyla gerçekten sahih bir niyet olursa aslında önümüzde gerçekçi örnekler var izleyeni takip edebileceğimiz. Çok doğru hocam. Çok peki. Doğru. Şimdi hızlıca müsaadenizle İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Rize'de tepki geldi sayın seyirciler. Bunu konuşacağız. Neden tepki geldi? Meral Akşener ne dedi, ne söyledi de böyle bir tepkiyle karşı karşıya geldi. Hemen detaylandıracağız. İYİ Parti lideri Akşener Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Ve Meral Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz, açıklama yapar mısınız diye bir soru sordu. Akşener ise buna karşılık olarak yapmıyoruz kardeşim, ezan saati iftira ediyorsunuz, ayıp be ayıp, size Allah'a havale ediyorum diyerek sert bir tepki gösterdi. Bu tepki sonrasında da açıkçası ortalık biraz karıştı. Hasan Hocam, şimdi Akşener'e gösterilen bu tepkiyi siz nasıl yorumlarsınız? Akşener bu ay çıkmadı esnaf ziyaretine. Yaklaşık 16 aydır esnaf ziyareti yapıyor. Ama şimdiye kadar böyle bir tepki basına yansımadı. Ufak tefek var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama basına yansıyan yok. 20 Ocak 2020'den beri biz Akşener'i sahada görüyoruz. Böyle bir protesto... Hı-hı. Siz daha öncesinde hatırlıyor musunuz öncelikli olarak ve bu protestoların devamı gelir mi? Sayın Akşener'e karşı, hı hı, mı diyorsunuz? Ben Sayın Akşener'e karşı hatırlamıyorum ama başka muhalefet liderlerine yönelik, örneğin bir Kemal şehit cenazesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz yumruklu saldırıya uğradığını biliyoruz. Benzer başka muhalefet partisi mensuplarına da Temel Karamollaoğlu'na olmuştu. Olmuş, ona da olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dolayısıyla şimdi bakın şöyle bakmak lazım meseleye. Nasıl? Siyasetçi netice itibariyle siyasi bir düşünceyi, argümanı ortaya koymak için siyaset sahnesine çıkan kişi ve bu siyasetin bir tek temel kuralı var. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında çok güzel ifade edilir. Özetle şöyle ifade edeyim. Sen o sahneye çıkıyorsan tırnak içerisinde, mecazi anlamda söylüyorum, taşlanmayı göze alacaksın kardeşim. Yani siyasi anlamda hicive, eleştiriye,
Hayır, bak şimdi için onu söylemiyorum, bir saniye. Hayır, genel anlamda siyaset mi? Tamam. Ben genel de. Anlamda Aha. siyaset mi size? Onun için bizim ülkemizde bazen ortaya çıkan özellikle sağ popülist siyaset o daha fazla daha gündeme geliyor. Siyasi liderleri bir kült haline, onu bir kutsal kişilik haline getirip dokunulmaz, söz söylemez, her türlü eleştiriden münezzeh, azade olarak görmek, bu yanlış bir bakış açısı. Neticede hangi siyasi düşüncenin, hangi ideolojinin insanı olursa olsun, bir siyasi partide siyaset yapan, hele orada liderlik yapan siyasetçinin tüm icraî eylem ve işlemleri eleştiri konusu yapılabilir. Dolayısıyla bu eleştirilere bakış açımız böyle olmalı. Fakat benim Sayın Akşener'e ilişkin olarak onun yaşamış olduğu olayda gördüğüm kadarıyla sadece bir kişinin sözlü tepkisi değil, sonrasında bir takım fiili müdahale girişimleri de var. Şimdi bu olmaz. Netice itibariyle geçmişte nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılanın da asla bir hukuk devletinde kabul edilemeyeceği gibi. Burada bir, hangi siyasi görüş, iktidar veya muhalefet olursa, ne o, hiç ne olursa olsun, bir siyasi parti mensubuna, siyasetçiye, lidere elbette ki sözlü olarak eleştiride bulunabilirsiniz. Eleştirinizi ortaya koyabilirsiniz ama bu bir taciz şeklini almış ise, bu bir tehdit şeklini almış ise, hele ki bir fiili saldırı, fiili müdahale şeklini almış ise, ülkenin başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere kamu düzenini korumakla yükümlü olan devlet kurumlarının, müesses nizamın o siyasetçilerin huzur içerisinde, güvenlik içerisinde, esenlik içerisinde siyasi faaliyetlerini icra edebileceği ortamı, atmosferi, o iklimi sağlama yükümlülüğü vardır. Benim burada gördüğüm o yükümlülüğe aykırı davranıldığı ve bir zafiyetin ortaya çıktığı, geçmiş örneklerde olduğu gibi. Bu noktada yapılması gereken şey elbette ki siyasetçilere yönelik ifade özgürlüğü kapsamında her türlü söylem açıkça ortaya konulmamalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok güzel şeyleri var, standartları var. Diyor ki şiddet çağrısı yapmadıkça, şiddete özendirici bir davranışta bulunmadıkça ve onun kişilik hakkına yönelik, işte sinkaflı sözcükler vesaire gibi kişilik hakkını ihlal eden sözler söylenmediği müddetçe siyasi anlamda sert, yırtıcı, can yakıcı nitelikteki eleştiriler de ifade özgürlüğünün himayesi altındadır. Dolayısıyla çıkıp orada çok sert söylemlerin yapılması, ben hatırlıyorum mesela şeyden sonra, Charlie Hebdo saldırısından sonra, işte katil, o zaman Holland Cumhurbaşkanı, katil Holland pankartıyla gerekli tedbirleri almadın, işte çok bunlara yüz verdim bu yüzden oldu diye. Trump'a yapılanları biliyorsunuz, şeyde neler neler neler. Şimdi baktığınızda siyasetçi eleştirilir ama siyasetçiye saldırılamaz. Bu aradaki ayrımın çok net bir biçimde ortaya konulması ve bu şekilde bir müessif olay gerçekleşmiş ise bunun faillerinin mutlaka yargı önüne çıkartılması gerekiyor. Devam eder mi bu protestolar? Ben zannetmiyorum biraz, çünkü bu olayda açıkçası şahsi kanaatim biraz bir provokasyon kokusu da aldım. Onu da söyleyeyim. Nereden aldınız? Şöyle, daha sonra o hanımefendinin, mesela bir hanımefendinin sözlü tacizi vardı. Bu şeyde onunla ilgili bir takım bilgiler sosyal medyada ortaya çıktı. İkizdere'deki inşaatı yapan taşeron şirketle olan bağlantısı vesaire falan o hanımefendinin ortaya çıktı. Oradan pek hoş olmayan kokular geliyor açıkçası. Bunu da açığa çıkartılması lazım. Bu ülkemizde çok olabilen bir şeydir. Bu tarz provokasyonlara çok sık rastlanabiliyorsunuz. Şehit cenazelerinde örneğin muhalefet partilerinin yöneticilerinin işte tartaklanması, bir dakika, İkizdere'de yapılan taş ocağının, o taş ocağının taşeron firmasının sahibinin kardeşiymiş o hanımefendi, böyle bir bilgi aldım mesela. Şimdi bu biliyorsunuz İkizdere'deki o taş ocağına karşı İkizdere halkının yanında olduğunu göstermek için Sayın Akşener oraya gitmişti. Dolayısıyla bu somut vak, tek bir tekil vaka üzerinden yola çıktığımızda hata yapmış oluruz. Sistemin bütününe bakmamız lazım. Siyasetçilere yönelik eleştiri hakkı en geniş bir biçimde yurttaşlara tanınmalıdır. Ama bu eleştiri hakkının suistimal edilerek bir tacize, hele ki bir fiili müdahaleye dönüşmesini devlet engelleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Peki. Abdurrahman Hocam, orada bir provokasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Allah'ım, polisler de üst üste çıkıyorlar tabii korumak için. Bu Akşener tepkinin perde arkasında sizce ne olabilir? Daha öncesinden işte dediğimiz gibi böyle protestoları görmedik. 16 aydır meydanda.
Daha öncesinden görmüştük ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde, işte Hasan hocam da hatırlattı, şehit cenazesinin ardından bir grup taraf protesto ederek saldırıda bulunmuştu. Bir de Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yaptı. Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak dedi. Hangi videonun konusu olacak derken ne anlayalım biz buradan? Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var, seçimden korkma Erdoğan, hemen seçime gel dedi. Şimdi bu ara özellikle CHP hep seçim istiyor. İşte Sayın Erdoğan diyor ki esnafa yardım ettik ama ulaşamadıklarımız varsa hakkınızı helal edin. Hemen sandıkta helal. Ön plana helal seçim. Etmiyoruz. Hayır, etmiyoruz. Evet. Hemen ön plana seçim geliyor ya da herhangi bir başka konuda konuştuğunda yine seçimi ve sandığı gösteriyorlar. Hı hı. İşte biliyorsunuz, ben uzatmama gerek yok, 128 milyar dolarda da aynı şey oldu. Dolayısıyla nasıl yorumlayalım? Ya doğrusu ilkesel olarak yani hakikaten şey, bir defa böyle böyle vakaların, böyle görüntülerin oluşması, görülmesi, ya bunların bir şekilde toplumun içerisinde kabul görmesi, karşılık bulması vesaire, bunlar tehlikeli şeyler, onu söylerim. Yani hiçbir siyasi kişiye, yani gazeteciye, işte kamu önünde doğal olarak riskli işler yapan, bu bazen bir futbol yorumcusu olur, bazen bir akademisyen olur, bazen gazeteci olur, bazen doğal olarak siyasetçi olur. Bu tarz meselelere ilkesel yaklaşmak lazım, kim olursa olsun. Bunun altını çizelim. Diğer mesele ise yani Sayın Akşener üzerinde, işte ya meselenin tabii daha spesifik boyutlarını biz bilmiyoruz. Yani ben de bilmiyorum. Fakat şunu en azından belki tarif edebilirim. Bir siyaset bilimi analizi yapmak anlamında söylüyorum. Yani özellikle tabii buradan yürüyen ton da, hani biraz işte Rize'nin genel sosyolojik yapısını da düşündüğümüzde, Karadeniz'in genel sosyolojik yapısını da düşündüğümüzde, HDP meselesi belki bundan sonra siyaset alanı bakımından İYİ Parti'yi, Sayın Akşener'i çok zorlayacak bir mesele olarak belirgin, zaten epey bir zamandan beri belirgindi. Bundan sonra da daha belirginleşecek, çünkü hani acaba işte bu ittifakın içerisinde İYİ Parti nerede konumlayacak kendisini, tam olarak burada bir karar vermeli gibi İYİ Parti'nin önemli kurmaylarına yönelik de birkaç zamandan beri doğrudan şeyler geliyor. Dolayısıyla yani CHP'nin, İYİ Parti'nin burada bir HDP meselesi çıkacak karşımıza. Henüz tam bu kararı verebildiklerini görmüyorum ben. Yani muhalefet partilerinin henüz daha HDP'yi tam olarak nereye konumlandıracaklarına ilişkin bir karar birliği de yok. Kendi işlerinde bir karar şeyi de topluma sunulmuş değil. Şu oluyor: bir yanıyla HDP'nin yanında fotoğraf vermemek. Çünkü burada işte dediğim gibi HDP üzerinden yükselecek bir, belli ki bir kendilerine dönük bir reaksiyon olacak. Bu reaksiyonun tonu burada maalesef negatif görüntüler. Başka şekillerde olacak başka zaman, ama nihayetinde HDP ile birlikte fotoğraf vermemek üzere bir hassasiyet var. Ama bir yanıyla da belki 2018 seçimlerindeki, yerel seçimlerindeki alınmış olan yerel seçim başarısı üzerinden de siyasetin kendi gerekleri, kendi realiteleri, kendi hesapları, matematiksel hesapları üzerinden de HDP'nin kaybedilmemesi, en azından HDP seçmeninin o blok içerisinde konsolide tutulması gibi bir açmaz var. Şimdi bu açmaz hakikaten yarın öbür gün belki çok daha farklı neticelerde, çok farklı sorularla gündeme gelecek. İşte Sayın İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı artı bir bakanlık söylemi üzerinden, hatta daha da ileri boyutlarda olduğunu ve bunun da belgesi olduğunu söylemesi, beraberinde sonrasında muhalefet partilerinin hadi o zaman bu belgeyi de göster bize diye karşı bir atakta bulunması. Dolayısıyla karşımıza şu soru çıkacak: 2023 seçimlerine gidilirken yerel seçim dinamiklerinden çok farklı bir şekilde iktidar kanadı şöyle bir siyasi strateji ve dil kullanacak. Bu yerel seçimlere benzemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
İşte şirketler arasındaki işte şu şirket bu partiye daha yakın, bu şirket şu partiye daha yakın. Bunun çok ötesinde bir şeydir. Dış politika gibi, işte terör gibi, iç politikanın temel unsurları gibi, PKK gibi vesaire çok temel alanlar var. Bu temel alanlarda HDP ile kurulacak bir seçim işbirliği, gizli ya da açık seçim işbirliği yarın öbür gün kime nasıl yansır? Diye halkın önüne bu söylem, bu siyasi söylemle çıkılacak. Peki. Kılıçdaroğlu'nun söylediği kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak? Ne demek? Bu belli ki son dönemlerdeki Sedat Peker videolarında bir gönderme var. Yani burada işte devletin içerisinde acaba bu işlere dair işte mafyatik bir takım organizasyonlar, yapılanmalar acaba bu işleri kolluyor, koruyor ya da bizatihi teşvik ediyor, organize ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu kastediyor. Sizce? Onu kastettiğini düşünüyorum ben de. Az önce sorduğunuz soru, yani neden CHP sürekli seçim diyor dediniz ya. Bugün Metropol'ün yayınladığı anketlere göz atma imkanınız oldu mu? Evet, evet. Bence o sorunuzun cevabı net bir biçimde o anketlerde vardı. O anketlerde şimdi nereden bulmuştum? Neyse onu da bakalım. Metropol anketlerde vardı. İki ayrı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının şu anki Sayın Cumhurbaşkanı'yla iki kefeye konulduğunda iki adaydan hangisini tercih edersiniz şeklinde sorulduğunda Sayın Ekrem İmamoğlu benim gördüğüm yanlış anımsamıyorsam 11 puan önde, Sayın Mansur Yavaş da 10 puan önde. Tabii gerçek o şekilde bu çıkıyor bilmiyoruz ama neticede böyle bir neticeyi bugün gören bir muhalefet partisinin bugün seçim olmasını istemesi kadar doğal yani, bir şey olamaz. Hazır yani bu tabii kötü bir şeydir yani ülke açısından ama sonuçta siyasi bakışlar şunu gerektirir, anlaşılabilir bir şey olabilir yani bu. Ya işte pandemi şartları da zaten ekonomiyi iyice maalesef hırpalamışken buradan da muhalefet doğal olarak bir siyasi benefit almak, kendisine dönük bazı kazanımlar elde etmek konusunda belki de tam uygun zamandı diye düşünüyor olabilir. Evet. Ekonomi yani. Ekonomi evet her planda zaten karşımıza ekonomi çıkıyor. Dileriz ki bu tarz görüntülere de tekrar şahit olmayız. Bakalım ilerleyen dönemlerde ne olacak. Şimdi Akşener'in Netanyahu benzetmesine tepki geldi biliyorsunuz. Ve aynı zamanda Sayın Erdoğan da yapmış olduğu bazı açıklama var. Şimdi Akşener neden böyle bir açıklama yapma gereğinde bulundu? Siz bu açıklamanın yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Ve Akşener sizce özür diler mi? Ben açıkçası tam Sayın Akşener'in açıklamasını hakikaten takip edebilme imkanı bulamadım. Yani hangi bağlamda Netanyahu benzetmesini yaptığını bilmiyorum. Okuyayım mı ben size? Bak, lütfen. Bu gelişmeler üzerine Sayın Akşener'in Salı günü grup toplantısında konuştu. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı demişti. Tamam. Yok bu benzetme bence çok şık olmamış. Çok şık olmamış çünkü yani Netanyahu'nun özellikle İslam coğrafyasında ve Türkiye'de hele ki bu içinde bulunduğumuz süreçte nasıl bir imgelem taşıdığı çok hepimiz açısından son derece aşikar. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok karşı olabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasetini çok sert şekilde eleştiride bulunabilirsiniz. Az önce ifade ettim netice itibariyle bu hepimiz açısından ifade özgürlüğü bağlamında vatandaşların sahip olduğu eleştiri hakkı içerisinde yer alır. Ama Netanyahu benzetmesi siyaseten bana göre biraz ağır olmuş. O çok uygun bir benzetme değil onu ifade etmem. Siz ne düşünüyorsunuz Abdullah? Ya ben Sayın Akşener'i metni okumadan çıkmış olabilir mi? Nasıl? Metni okumadan çıkmış olabilir mi? Özür diler mi? Olabilir. Özür hani bizim siyasal kültürümüzde biraz şeydir hani bizim toplumsal yapımız da ya işte bak nasıl özür dilersin durumu üretir. Yani bir de istifa hocam. Ha bir de istifa sorunumuz var. Evet. Bir istifa edemeyiz. Bir de özür dileyemeyiz. Neden istifa edemiyoruz biz? Ben edebilirim de bilmiyorum. Neden edemediğimizi bilmiyorum gerçekten. Yani anladığım kadarıyla biraz şey meselesine dönüşüyor bu iş. Taraftarlar gözünde nasıl algılanacağım? Ya şey de değil midir? Futbol takımlarımız da böyle yönetilmiyor mu ya? Yani çoğunlukla işte taraftarlar gözünde ne olurum? Taraftarlar
Bu biraz taraftarlık üzerinden yorumlandığı için, siyaset de biraz böyle kodlandığı için maalesef böyle. Oysa ben Sayın Akşener'e yani saygı duyarım. Bir kısmen de tanırım. Yani Sayın Akşener bunu söylemez normalde. Söyleyecek bir figür de değil. Ama belki orada biraz hem şeyin belki teknik süreçlerin kurbanı olmuş olabilir, öyle diyelim. Teknik süreçlerin kurbanlığı, çünkü bazı siyasetçilerin çeşitli noktalarda, burada olmaz belki ama farklı konularda başını da yakmıştır Türk siyasi hayatında. Burada yani başını yakacak gibi bir durum yok ama nihayetinde ya bu söylemler yani çok çok temeli de olmayan, bir yere de oturmayacak, sana da bir şey kazandırmayacak. Bence kaldı ki ben işte takip ederim özellikle yani hem iktidar partisinin hem iktidarın diğer ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem İyi Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli konulardaki şeylerini takip ederim. Grup toplantılarını takip ederim. Benim mesela nazarımda İyi Parti'nin özellikle özelde Sayın işte Meral Hanım'ın, belki Yavuz Bey'in, birkaç ismin daha kullandığı dilin, elbette ki muhalefet partisiniz ve muhalefetinizi yapacaksınız, kullandığı dilin çok daha özenli olduğunu şu ana dek gördüm. Muhalefetin mi? İyi Parti açısından söylüyorum. İyi Parti'nin. Yapıcı bir muhalefet, evet, izliyorlar. İyi Parti fakat hani belki reaksiyoner siyasetin tuzağa çektiği bir açıklama olarak değerlendirelim ve geçelim diyeceğim bunu. Meral Hanım'ın böyle bir bence siyaset yanlışı oldu. Gaf mı? Ya vallahi yanlış, gaf değil de ya bir yanlış, yanlış. Yani. Bu böyle benzetme olmaz yani. Ya bazen şöyle oluyor. Yani siyasetçiler frene basamayabiliyorlar. Ya evet. Mesela benzer bir örneği Sayın İçişleri Bakanı'nda da yaşamıştık bir süre önce. Benim çalışma konumu olduğu için işte okulun önündeki bu uyuşturucu satan bacağını kırdı değil mi? Yakaladığınız yerde bacağını kırdı. Ya bir dakika. Yani aynen. Bacağını kırın ne demek? İçişleri Bakanı. Evet. Der mi? Der mi? Şimdi o işte frene basamamak. Yani o maksadını aştığının, evet, o da sonrasında, evet, sonrasında farkındadır. Peki, yani. TRT'deki konuşmaları nasıl değerlendirirsiniz İçişleri Bakanı'nı? Açık konuşayım mı? Nasıl isterseniz. Ben daha ziyade bu pazar günkü cevapları merak ediyorum. Aa, neden? Bilmiyorum, çok enteresan şeyler duyacağımızı tahmin ediyorum. Bölüm bölüm izlemeye alıştık mı? Alıştık. Yani ama şimdi bakar mısınız Türkiye'de? Şimdi bu mesele konu oraya geldiği için söylüyorum. YouTube'daki izlenme 15-20 milyona ulaşmış. 15-20 milyon mu? 15 milyon. TikTok'ta hocam 100 milyon diyorlar. TikTok'ta. Ben takip etmiyorum. Seve'nin toplamı 20 milyona yaklaşmış toplam. Çok inanılmaz rakam. Ve TikTok'ta şeyler, dakika dakika şeyler, onu da biliyorsunuz küçük kadar, 100 milyona yaklaştı diyorlar izlenme sayısı. Bu ne demek? Yani herhalde Türkiye tarihinde en çok izlenen yayınıyla karşı karşıyayız. Bizim toplumda tabii bu tarz şeyleri çok biraz fazla çok seviyoruz. Yani. Tabii burada beni rahatsız eden ne, onu da söyleyeyim. Bu bahsettiğimiz konuya girdiğimiz için söyleyeyim. Pek çok suç teşkil eden, kriminal davranışlara ilişkin, geçmişte yaşanmış suç teşkil eden davranışlara ilişkin kişi ismi vererek, yer ismi vererek, zaman göstererek bir ifşa söz konusu. Ama ve çok önemli suçlamalar, uyuşturucu madde ticaretinden, çok yüksek miktarda uyuşturucu madde ticaretinden tutun, kasten öldürmeye, nitelikli cinsel saldırıya kadar. Ama yani Sayın Cumhuriyet Savcılarımız, Sayın Cumhuriyet Savcılarımız, neredesiniz? Neredesiniz? Evet. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Katılıyorum. Yani ben bu işin hukuk konusu olduğunu ve hukukun bu direkt olarak hiç bekletmeden kime, yani bakın net söyleyeyim, yani buralarda ilkesel davranmamız lazım. Yani bu ülkede temizlik, yani AK Parti'nin bence yani hakikaten 20 yıldır halkın ciddi desteğini almasında bu tarafın da şeyi var ama bugün an itibariyle bu şeyler yani bir işte şöyle denecek mesele olmadığı kanaatindeyim. Ya bir tane işte organize suç örgütü lideri deli saçması şeyler üretiyor falan. Bunun da deli saçması olup olmadığını hukuk koşturması ve soruşturması neticesinde ortaya çıkması gerekiyor. Hı hı. Ki bütün vatandaşlar öğrensin. Bütün vatandaşlar bilsin. Dolayısıyla hani burada belki zannediyorum Cemil Çiçek'in böyle de bir çağrısı var değil mi? Cemil Çiçek aynı zamanda tabii deneyimli de bir siyasetçi. Çok.
Yok. Deneyimli bir siyasetçi, aynı zamanda hukuku da zaten çok iyi bilen bir isim. Dolayısıyla Cemil Bey'in o çağrısının, yani işin tabii siyasal tarafları ayrı olabilir. Oradan bağımsız söylüyorum. Ama meselenin doğrudan hukukun patronajlığı altında ve hukukun baştan aşağı şeyi altında yürütülmesi gerekiyor. Bu yüzden de yani çok bekletmeden, vakit kaybetmeden şeffaflık ve hukuk. Evet. Yani bu işi o çözer. Hı hı. Hasan Bey, bir adım atılmış mıdır? Ben şu ana kadar bir soruşturma açıldığına ilişkin olarak ne İstanbul Cumhuriyet Savcılığından ve onun basın yolu bilgilendi, basın sözcülüğü müesseseleri var, ne İstanbul Cumhuriyet Savcılığından ne de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından böyle bir soruşturma başlatıldığı bilgisini bilmiyorum açıkçası. Böyle bir bilgi bana ulaşmadı. Ama mutlaka olması gerekiyor. İşte haftaya konuşalım dediğimiz bu hakimler ve savcılar konu bağımsızlığımız ne kadar önemli, görüyor musunuz? Hı hı. Bütün yollar oraya, yargı bağımsızlığına çıkıyor Türkiye'de. Evet, evet, ne yazık ki. Şimdi CHP'nin liderler hükümeti önerisi var sayın seyirciler. Son konumuzdur, daha sonrasında kapatacağız. Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerini Millet İttifakı'nı oluşturan tüm aktörlerin yer alacağı bir kabine modeliyle gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Liderler kabinesi modeline Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olunca Cumhurbaşkanı yardımcıları da Meclis Başkanı da Millet İttifakı'ndan olacak. Temel Karamoğluoğlu da, Meral Akşener de, Gültekin Uysal da yönetim kadrosunda olacak diye anlattı. Şimdi yeni bir şey duyduk. Liderler kabinesi ve bunun açılımıyla birlikte devam edeceğiz. Şimdi Millet İttifakı partilerinin tüm liderlerinin hepsinin yönetiminde olacağı bir hükümet modeli oluşturulabilir mi? İşte Temel Karamollaoğlu olacak, Meral Akşener olacak, Gültekin Uysal olacak, Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sayarım da 7'ye çıkar. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir şey olabilir mi liderler kabinesi? Yani şöyle, elbette ki bir ittifak halinde bir seçime gidiyorsanız o ittifakın tüm paydaşlarının o seçim noktasında bir rolünün olması, bir fonksiyonunun olması gerekiyor. Bir işlevi olacak ki orada bir söz sahibi olması gerekiyor. Tamam, ama ben 2017 yılında hayatımıza giren bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin böyle bir kadro siyasetini uygulamaya koymaya elverişli olmadığını düşünüyorum. Bu bir lider siyaseti üzerine kurgulanmış olan bir sistem. Hı. Ve o liderin şahsında, onun vasfına, özelliklerine uygun olarak ilerleyen bir model Türkiye'de ihdas edildi. Dolayısıyla sizin söylediğiniz hikaye parlamenter sistem ve bakanlar kurulunu çağrıştıran o parlamenter sistemin, o bakanlar kurulu başbakan modeline çok yatkın. Ama bugünkü bu %50.1 alan başkan her şeyi alır, sistemi bir kadro siyasetinin hayata geçirilmesine çok müsait değil gibi. Neticede orada bir kişinin söylediği olmak durumunda. Peki Millet İttifakı'nın adayı sizce nasıl belirlenecek? Genellikle hep sistemden bahsediyorlar. İlk önce sistem oturulsun, konuşulsun, parlamenter sisteme dönüşülsün, ekonomi ya da hukuk modelinden bahsediyorlar ama bir şekilde de adayı açıklamak zorundalar. Ortak adayda uzlaşı sağlanabilir mi sizce bu saydığım isimlerde? Kılıçdaroğlu bu kez aday olur mu? Yani bu soruya 6 ay evvel çok daha uzaktım. Ama 6 ay sonra bugün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olabilme durumunun reel olabileceği kanaatine sahibim ben. Daha özelde de şunu söyleyebilirim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bence hani liderler kabinesi diye veya işte liderler sistemi diye söylediği şey icraî bir işten ziyade biraz tabii daha siyasal bir bir projeksiyon, siyasal bir ufuk göstermesi anlamında sembolik bir zemine, bir yere oturan bir siyaseti işaret ediyor. Dolayısıyla aslında bu konuda da ben yani CHP'nin son dönemde üretmeye başladığı biraz bence ilk şey örneğini daha lokal olarak olsa da yerel seçimlerde gördüğünü ve bunun üzerinden acaba bunu makro plana, makro siyaset planına, ülke siyasetine nasıl taşıyabilir mi kurguladığını düşünüyorum. Bu konuda belki uzunca bir zamandan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi stratejisi açısından, kendi siyasal stratejisi açısından
bence daha doğru bir iş yapmaya başladı. Yani özelde konsolidasyonu daha da tahkim edecek, araya herhangi bir başka unsurun bu işi bozmasına, ki biraz evvel söyledim HDP gibi çok ağır bir top bile, yani işte azami dikkat, azami özen, işte bir çatlığın, bir yarığın oluşmamasına ilişkin özel bir siyasal dil, özel bir siyasal diskur, Sayın Akşener'in bir taraftan böyle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir taraftan böyle, Sayın Karamollaoğlu cephesi ile alakalı çok emin olamıyorum. Ama nihayetinde özelde HDP gibi bir ana gündemin bile an itibariyle bu birlikteliğe herhangi bir, en azından kısa vadede halel getirmediğini gördüğümüzde, ben o yüzden diyorum siyasal strateji bakımından bir birleştirme, konsolide etme, bu konsolidasyonu tahkim etme noktasında kendisi açısından CHP uzunca bir zamandan sonra, bence uzunca bir zamandan sonra ilk defa daha doğru bir strateji izliyor. Tabii buna AK Parti'nin nasıl cevap vereceği de çok belirleyecek. O da çok önemli. Siyaset böyle de bir şeydir zaten. Yani hamleler, satranç gibi hamleler. Dolayısıyla bu bir. İkincisi, bunun bir yansıması veya bunun bir mütemmim cüzü, bunun bir tamamlayıcı unsuru olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu işe doğrudan doğruya, belki organizatör, belki koordinatör sıfatından artık bu işi menajerlik düzeyine, daha yönetici düzeyine taşıyabilecek bir şeyi de yavaş yavaş kendisinde görebildiğini. Genel düzenleyici. Evet, yani düzenleyicilikten belki şeye artık, yani yöneticiliğe, yani liderliğe. Liderlik emin değilim ama en azından CEO'luk belki makamına dair bir takım şeyleri var. Yani daha evvelden işte belki Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ya da Sayın başka isimler üzerinden verdiği indirekt mesajlar, dolaylı mesajlar, kendisinin ve işte hem ülke siyasetini yöneticiliğe aday görmesi, hem de CHP'nin bizatihi kendi içerisindeki liderlik pozisyonunu daha da tahkim ettirecek bir dil kullandığını görüyorum ben. Bu dil de yeni bir şey, çok yeni bir şey Kılıçdaroğlu açısından. Doğrusunu isterseniz siyaset biraz bu konuda, eğer öyle olursa, bu konuda renklenecek. Çünkü bence, yani benim... Farklı şeyler mi konuşacağız? Evet, yani daha renkli olur. Çünkü şöyle, yani benim en azından siyaset okumam şu. Yani Türkiye'nin ikinci büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünürüm ben. Yani böyle olması beklenir, böyle olması gerekir. Yani bunu şey için söylüyor değilim, bir başka ama bir niyetle söylemiyorum. Ama İYİ Parti tabanı da Akşener'in olması yönünde çok istekli. İşte o, belki de Kılıçdaroğlu'nun tam olarak bu konsolidasyonu tahkim etme stratejisi de bunu gördüğü ve bu zemini beraber tutmak, bir arada tutmak üzerinden kurguladığı içindir. Dolayısıyla aslında biraz geçişkenlikler var. Siyasal sosyolojide İYİ Parti, CHP arasında geçişkenlikler var. CHP'nin oy oranının görece belirli bir yerde tutulması, kalması, hatta bazı şeylerde daha da biraz daha düşmesi. Ama bununla paralel İYİ Parti'nin yükselmesi. Dolayısıyla bu aradaki geçişkenliği gösteriyor bize. Belki de Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu belki de şöyle bir strateji uygulayacak bundan sonra. Madem ki yeni sistem artık ittifaklar sistemi, sistemin gereği bu çünkü, yapısal bir sonucu bu. O zaman benim açımdan CHP artı İYİ Parti'nin totalde sağlayacağı konsolidasyon ve buna ilişkin daha belki geleceğe vereceği mesaj ne kadar kuvvetli olursa, benim münferit CHP olarak, tikel CHP olarak oyumun görece buralarda kalması, bu mantlarda kalması çok büyük problem arz etmeyecek. Sonuç itibariyle bana %50 artı 1 lazım. Ve bu %50 artı 1'de de işte HDP'ye ilişkin, HDP'nin oy tabanına ilişkin de pekala bu şeyleri sıcak tutmaya devam ederim. Yani anladığım benim strateji bu. Ve bu strateji çok da böyle yabana atılır bir strateji değil. Değil. Peki Millet İttifakı'nda HDP çatlağı olur mu? Tam tersini sorayım. Ya da HDP'li bakan modeli mümkün mü?
biliyorsunuz Dursun Çiçek'in gündeme getirdiği HDP'li bakan önerisine güçlü destek de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Hı hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bakmak lazım. İçinde bulunduğumuz gerek ekonomik kriz ortamı gerekse pandeminin şu an iktidarda bulunan Cumhur İttifakı'nın aleyhine bir süreci işlettiği aşikar bir durum. Kaçınılmaz olarak insanların öfkesi, tepkisi siyasal iktidara yöneliyor ve bir aşınma süreci kaçınılmaz bir biçimde devam ediyor. Şimdi bu durumda Millet İttifakı'nın izleyeceği strateji fevkalade önemli. İki husus çok önemli. Bir, elbette ki Cumhur İttifakı'ndan sürekli olarak Millet İttifakı'nın arasındaki o çatlaklara nokta atışları var. Çok doğal siyasetin gereği olarak, ama aradan geçen 3 yıla yakın zaman gösterdi ki bu ittifaklar çatısı altında bir esneyebilme kabiliyetine sahip ve böyle bir ortaya çıkan çatlaklara ilişkin olarak da onarabilme ve yola birlikte devam edebilme, böyle bir ortak aklı stratejiyi hayata geçirebilme, sürdürebilme yetisine sahip olduğunu şu ana kadar gösterdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde ben hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama, işte hem Sayın Akşener'in hem de HDP'de eş başkan Sayın Mithat Sancar'ın yapmış olduğu açıklamaları üst üste koyduğumda, aslında HDP şu an kendisi de Millet İttifakı'nın bir parçası olmadığını ama Cumhurbaşkanı adayı konusunda ilkeler noktasında konuşmaya hazır olduklarını ifade etti. Şu an Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşuyor. Ben önümüzdeki süreçte eğer bir vahim gelişme olmaz ise Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin de genel seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında yer alabileceğini ya da en azından Millet İttifakı adayından yana bir tavır ortaya koyabileceğini düşünüyorum. İki şey çok önemli bu noktada. Bir tanesi Millet İttifakı açısından majör hata yapmamak. Ne gibi? Somut örnek vereyim. Bundan yaklaşık 3 ya da 4 ay önce bir eski CHP'li siyasetçinin çıkıp işte başörtülü hakimlerle ilgili negatif bir söylemde bulunması gibi. Yani Türkiye'nin artık hakikaten geride bıraktı ve geride bırakması gerektiği. Aynen. Başörtüsü gibi bu eski Türkiye'de hakikaten kalmış olan sorunları bugün gündeme getirecek olan bir anlayış, zihniyet ortaya çıkar ise bu fevkalade yanlış oluyor. Bunların üzerinden bunları kesinlikle engellemeleri gerekiyor. Birincisi bu majör hataya düşmemeleri gerekiyor. İki, ben şeyi çok önemsiyorum. Z kuşağı deniyor ya bu gençler. Bakın son seçim Türkiye'de 2019 24 Haziran'da biliyorsunuz yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapıldı. O tarihten bugüne, yani 24 Haziran 2019'dan şu anda 2 yıl bile olmadan kaç kişi biliyor musunuz? 3.6 milyon genç bu sürede 18 yaşını aşmış ve ilk kez oy kullanacak. 2023'e kadar bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor. Yani seçmen sayısının %15'ine tekabül ediyor yanlış mı diyorsan değil mi hocam? Aynen. Şimdi Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da bu ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon genç kardeşimize neyi vaat ediyor? Nasıl bir Türkiye'yi vaat ediyor? Ben bu noktada hocama katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten daha önce görmediğimiz enteresan gençlere yönelik bir çaba çalışma içerisinde. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu yarın akşam Twitch ne biliyor musunuz? Sosyal medya bu. Gençlerin yarın bir Twitch fenomeni elbette öylesiniz. Hiçbir tartışma konusu değil o. Twitch'te işte 500 bin takipçisi olan bir Twitch fenomeninde orada gençlerle birlikte "troller sizi de bekliyorum" diyerek böyle bir espri de yaparak şimdi o gençlerin nabzını yakalamak çok önemli. Ben bu noktada esas o gençleri yakalamak noktasında bir zafiyet gösterdiği algısı bulunan Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin nasıl bir reaksiyon göstereceğini daha çok merak şimdi ediyorum. Değil ama biliyorsunuz daha geçenlerde gençlerle buluştu Sayın Erdoğan. Güzel. Yani o 6 milyon genç insan neden yine size oy versinler?
Bunun içini doldurabilecek bir takım şeyler bekliyorum. Girişimler bekliyorum ki bu yönde ciddi çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Doğru. Özellikle doğru. Sosyal medya üzerinden. Süremiz bitti. Öyle bitti mi? Güzel de gidiyorduk aslında. Evet, iyi gidiyorduk. Evet, uyardılar. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız bizlere. Estağfurullah. Sayın seyirciler, Gün Biterken'in bu hafta noktalıyoruz. Pazartesi günü Gün Biterken yine 23.30'da olacak ama şimdi konuşalım var. Pazar günü saat 20.30'da. Yine beklerim, misafirimiz olun lütfen. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. İyi geceler.